Erzincan'ın yeni ekranı. Gurbet 24 TV. Gurbet 24 televizyonunu nasıl izleyebilirim? Gurbet 24 televizyonunu hiçbir ücret ödemeden televizyonda, bilgisayarda, telefonda, tablette sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı Smart TV, Android TV ve IPTV özellikli televizyonlardan sitemizde bulunan yayın kodunu ekleyerek kesintisiz izleyebilirsiniz. Gurbet 24 TV. Bulunduğunuz her yerdeyiz. Uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim. O köy bizim köyümüzdür. Orada, orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da, o ev bizim evimizdir. Orada bir ses var. Orada bir ses var uzakta. O ses bizim sesimizdir. Duymasak da, tınmasak da, o ses bizim sesimizdir. Orada bir dağ var uzakta. O dağ bizim dağımızdır. İnmesek de, çıkmasak da, o dağ bizim dağımızdır. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de, varmasak da, o yol bizim yolumuzdur. O yol Kemaliye'nin yoludur. O yol Apçağ'ın yoludur. Köyümün yoludur. Evet sevgili Gurbet 24 TV izleyicileri, yeni bir cuma, yine bir cuma gününde birbirinden değerli konuklarımla siz değerli izleyicilerimizin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu şiiri ben yaklaşık 1980'li yıllarda ilkokula giderken
daha ilkokul sıralarındayken okurduk, dinlerdik, öğretmenlerimiz okurdu. İnanın bir Erzincanlı olarak bu şiirin bizim olduğunu vallahi bilmiyordum. Ta ki işte büyüyüp yetişip biraz daha şiire ilgi duyana kadar. Evet, şiirin sahibi Ahmet Kutsi Tecer. Rahmetli şairimiz Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer nereli? Ahmet Kutsi Tecer Kemaliyeli. Hatta işte bugün konuk aldığımız değerli köyümüzün, Apçağ köyümüzün öz evladı. Evet, özünde Apçağ için, kendi köyü için yazmış olduğu bu şiiri sonra yıllar yılı ulusumuzdaki bütün köylere, binlerce köylerimize yazılmış bir şiir gibi oldu. Herkes, köyüne özlem duyan herkes, orada bir köy var uzakta, gitmesek de gelmesek de, yatmasak da kalkmasak da o köy, o ev bizim evimizdir dedi. Böyle büyüdük, böyle okuduk, böyle dinledik. Evet, bugün de o köyün değerli sahiplerinin, dernek başkanının birlikleriyle beraber bu şiirle programımızı açtık. İnşallah dolu dolu bir iki saat geçireceğiz sizlerle beraber. Arada ufak bir reklamımız olacak. Bizlere, konuklarımı tanıtmadan önce sizlerin nasıl ulaşacağını sizler artık yakinen biliyorsunuz ama belki Apçağlılar, Kemaliyeli dostlar yeni yeni izlemeye başladıysa Gurbet 24 TV'yi, evet, ekranın altında yönetmenim hemen verdi. 552-853-2424 numaralı WhatsApp hattına sadece WhatsApp mesajı gönderdiğiniz takdirde önümdeki tabletime düşecek. Ben de burada klarnetiyle bizlere eşlik eden değerli saz üstadıma, kıymetli başkanıma, yine ritimde değerli kardeşime sunacağınız bütün istekleri, soruları, görüşleri, duygu ve dilekleri buradan sesli olarak aktaracağım canlı yayında, inşallah zamanımız buna el verir. Evet, sözü çok uzatmıyoruz. Bugün kim var? Erzincan'ımızın Kemaliye ilçesinin değerli başkanı, Apçağ Köyü'nün değerli başkanı, özür dilerim, Hadi Yurtakul başkanım aramızda. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Şerefler getirdiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum ben de. Müthiş bir enerjiyle geldiniz. Estağfurullah. Eksik olmayın. Biz mutlu olduk sizleri burada ağırlamaktan. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet dostlar. Rahmetli Ahmet Kutsi Tecer'in şiirine klarnetiyle eşlik eden değerli kardeşim Berat Akan bizlerle beraber. Doğru söyledim değil mi Akan? Evet, doğru. Berat kardeşim siz de hoş geldiniz. Sağ olun, hoş buldum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok bizleri buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz de mutlu olduk. Yine bugün Berat Bey'e eşlik edecek değerli kardeşinizdi değil mi? Evet kardeşim. Evet. Mehmet Akan Bey de aramızda. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Bugün böyle hem ritim hem nefesli, bazen enstrüman da söyleteceğiz inşallah. Evet. Eser de söyleteceğiz. Elimden geldiğince söylemeye çalışacağım. Gelir, geliyor. Ben duydum zaten. Yayın öncesi soundcheck yaparken çok güzel eserleri var kendisinin. Ve bol bol Apçağ'ı konuşacağız, Kemaliye'yi konuşacağız, başkanımı konuşacağız. Onun için çaylar demlendiyse salondaki yerlerinizi alın. Az önce yayına başlamadan önce başkanıma dedim ki, başkanım heyecan var mı? Olur mu ya dedi, bizim evin salonunda gibiyiz. Şimdi dedi yengen çayları getirecek. Ha tamam dedim, bu enerji varsa dolu dolu bir cuma akşamı bu program yapılır dedim eyvallah, başkanımla. Eyvallah. Evet kıymetli başkanım, Gurbet 24 TV izleyicileri çaylarını aldı. Bakın çerezler de var masaların üzerinde. Evet. Onlar bizleri izliyorlar. Biz de ufak ufak başlayalım. Hadi Yurdakul tamam. Kimdir onunla başlayalım isterseniz. Meyvelerini de getirsinler masaya. Evet, evet ben de çok severim C vitaminli meyveleri. Evet, portakal, mandalina, kivi, yengebi zahmet. Evet. İnşallah. Canım tamam. Başkanım sizi tanıyarak başlayalım. Sonra Apçağ'a gideriz yavaş İnşallah. Yavaş. İnşallah. Efendim ben 1960 Kemaliye Apçağ doğumluyum. Ne güzel. İşte 3 yaşımdayken ailemiz İstanbul'a göç etmişler. Gurbete çıkmışız. 3 yaşında. Evet, başkanım helal olsun. Yaklaşık 60 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Ancak doğduğumuz yer her zaman doyduğumuz yerin üstüne çıkamadı. Özür dilerim. Doyduğumuz yer doğduğumuzun üstüne çıkamadı. Çıkamadı. Dolayısıyla o içimizdeki memleket aşkı küçüklüğümüzden bu yaşımıza kadar 60 yıldır hiç sönmedi. Dolayısıyla memleketime hizmet etmeyi, köyüme hizmet etmeyi bir vefa borcu olarak hep içimde taşımıştım. Başkanım sorularda neden başkansınız vardı? Cevabı direkt verdiniz. Yani 60 yıllık sevda kor gibi. Evet. Ben bu sevdayla başkanlık yapıyorum. Hasbel kader nasip oldu. teveccüh ettiler köylülerimiz. Evet. Bizi bu göreve getirdiler. Yaklaşık 23 yıldır da köyümüzün dernek başkanlığını ne diyorsunuz? Çeyrek asırdır başkansın hizmet başkanım. Ediyorum. Maşallah.
efendime söyleyeyim, 20 yıldır dernek başkanıyım, 23 yıldır da hizmet ediyorum köyüme. Ama biz bir ekip ruhuyla çalıştığımız için, evet, bu genç kardeşlerimiz de bizim köylülerimiz. Bunlar gibi birçok kardeşlerimiz var, büyüklerimiz var. Onlarla beraber el birliğiyle köyümüzü dünya kenti haline getirdik çok şükür. Türkiye'de tanınmayan neredeyse apçağı yok gibi. Ne güzel. Turizme de açılmış olan bir köyümüz. Bahsedeceğim daha sonra muhakkak sohbetlerimizde. Dolayısıyla Apçağ Köyü Kemaliye'nin turizm başkenti, Kemaliye'nin turizm köyü olarak, yani köy olarak da Kemaliye'yi turizm açısından da son yıllarda destekler hale geldi. Şimdi Kemaliye'de Apçağ gibi birkaç büyük köyümüz var. Var. Yani biz Ocak Köyü'nü de burada misafir tabii etmiştik. Tabii ki. Şimdi Apçağ'ı da böyle duyunca bir heyecanlandım. Yani kendi topraklarımızda böyle turizme dönük köylerin olması gerçekten mutluluk verici. Kadim köyler, bizim köylerimiz neredeyse Kemaliye'nin kuruluşuyla beraber kurulmuşlar. Evet. Apçağ Köyü Kemal'in en büyük köylerinden bir tanesi. Şu anda 250'ye yakın nüfusu var. 150 tane hanesi var. Maşallah. Tabii kış nüfusu biraz daha azalıyor. Tabii. Ama yaz nüfusu, yerleşik nüfusu 250 ama yazın 1000-1500 kişi belde gibi olmuşsunuz oluyor. Başkanım. Evet. Belde gibi gerçekten. Efendime söyleyeyim. Maşallah. Apçağ'ın birçok özelliği var. Müsaade ederseniz, müsaade ettiğiniz kadar anlatmaya çalışacağım. Onların hepsini bu akşam isteyeceğim değerli başkanım, ama önce üstadlarımızı da tanıyalım. Tabii. Onlar da kendilerini tanıtsın. Siz de bir soluk tabii alın. Berat hocam, yine sizin ağzınızdan. Berat Akan kimdir? Neler yapar? Ne zaman klarnet eline aldı? Ne işle meşgul? Sizi tanıyalım. Şimdi şöyle Levent Bey. Ben 92 doğumluyum, 1992 İstanbul doğumluyum. Lise yıllarımın sonlarında klarnete başladım. O da Osman Nizamoğlu, benim eniştem olur kendisi. Biz böyle işte küçükken evimize ya da işte bir düğünlerde davul klarnet çalındığında, evet, biz böyle hep ben klarnet çalan kişinin parmaklarına, kardeşim de davul çalana bakarmış böyle sürekli. Eniştem de kendisi davul çalıyor zaten. Demiş ki bak ileride görürsünüz, bu çocuklardan biri klarnetçi, biri davulcu olacak. Allah Allah. Ondan sonra öyle bir aradan bir zaman geçti. Sonra benim dayım da klarnet çalıyor. Evet. O bir klarnet vermişti. Onunla evde kendi kendime başladım çalmaya. Biraz bir şeyler yaptıktan sonra benim asıl hocam Caner Malkoç. O da kendisi, evet, de Apçağlı. Şu an kendisi Hollanda'da yüksek lisans yapıyor. Ne güzel. Onun da desteğiyle ve onun dışında kişiler de var. Onlardan da bahsederim. Klarnete başladım. Daha sonrasında bu işi akademik olarak götürmek istedim. Hı-hı. Haliç Üniversitesi'nde lisans konservatuar mezunu oldum. Haliç Mükemmel. Üniversitesi'nden. O bittikten sonra da yüksek lisansımı da yine Türk musikisi üzerine yaptım. Orada bitti. Sonra çeşitli yerlerde işte müzik öğretmenliği, klarnet eğitmenliği derken, şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Enstitü İstanbul İSMEK'te klarnet eğitmenliği yapıyorum. Çok güzel. Kardeşim Mehmet Akan, o da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda Mehter takımında asma davul çalıyor. Köyü çok seviyorum. Küçüklüğümden beri, yani ailem sağ olsun beni sürekli köye, bizleri sürekli köye götürüp getirdiği için, evet, oraları sevdik. Yıllardır da, yani küçüklüğümden beri, 6-7 yaşımdan beri her sene de giderim. Ne gitmediğim güzel. Belki bir sene vardır. Ne güzel. Elimizden geldiğince köyümüzü temsil etmeye çalışıyoruz iyi bir şekilde. Müzikal anlamda köyümüze destek olmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Bu şekilde. Tebrik ediyorum gerçekten. Sağ olun, çok da hakimsiniz. İlerleyen dakikalarda sizden eserler isteyeceğiz inşallah. Evet kıymetli başkanım, biz Apçağ'a ufak ufak giriş yapalım. Dilerseniz önce dernekten bahsedelim. İstanbul'daki derneğimizin nerede olduğundan,
üyelerimizden, yönetim kurulundan böyle derneğin yapısını biraz öğrenelim. Sonra APÇA'ya gidelim. APÇA'da neler yapıyoruz? Dernek olarak neler yapıyoruz? Evet. Onları öğrenelim. Burada ne kadar APÇA'lı var? Evet. İstanbul'da ağırlıklı nerelerde oturuyorsunuz? Evet. Bunları başkanım ufak ufak bize. Yönetimle başlayalım. Başkanım kaç kişi yönetim kurulunuz? Şu anda 9 kişi yönetim kurulundayız. 3 de denetim kurulu var. Evet. 3 yönetim kurulunda 3 tane 2 tane bayan, 7 tane erkek var. Bayan yönetim kurulu üyelerimiz aynı zamanda bizim derneğimizin kadınlar kolu var. Bravo. Kadınlar kolunun da temsilcileri oluyor yönetimde. onlar da kadınlar kolumuzda çok güzel faaliyetler yapıyor. Onları destekliyoruz biz de. Her zaman yanlarında oluyoruz. Dernek 1953 yılında kurulmuş. Maşallah. Büyüklerimiz tarafından. 53 muazzam evet, 53 bir tarih. Yılında. Yaklaşık kaç sene oluyor işte? 53. Yani 2003 70 70 69 70. 70 sene muazzam. Şu ana kadar duyduğum en köy derneği olarak en eski dernek. Evet, bizim gibi birkaç dernek daha var eski kurulan. Tabii gurbetçilik olduğu için İstanbul'a gurbete gelenler memleket özlemi çektiklerinden dolayı nasıl bir araya geliriz? Köye nasıl faydalı oluruz? Evet. Kazandıklarımızın köye nasıl yansıtırız veya müştereken ne projeler yaparız diye düşünürken evet. dernekçiliğe yönelmişler bir araya gelmek evet. için. Çok da güzel işler çıkartmışlar. Hem sosyal anlamda geceler yapıyorlar, bir araya geliyorlar. Sonra köyü kalkındırmak için çeşitli yatırımlar yapıyorlar. Buradan kira gelirleri olsun da köye sürekli bir akar sağlayalım diye. O şekilde bir mantıkla yönetim kurulları hep çalışmış şimdiye Peki, kadar. Burada direkt hemen araya gireyim başkanım. Bir mülkümüz var, kira getirisi tabii, yapan kira yerlerimiz var. Getirisi var köyümüzün. Çok güzel. Tebrik Ayrıca ediyorum. De işte yapılan faaliyetlere katkı sunan köyümüzün ileri gelenleri var. Bir projeye başladığımız zaman hiçbir zaman yarım kalmamıştır. Ne güzel. 20-22 senedir sürekli köyümüzün özgün dokusuna Hı-hı. uygun, özgün mimari dokusuna göre hareket ettiğimiz projeler yapmışızdır. İşte Berat da biliyor. İşte bizim eski bir fırınımız vardı. Apçaköy'ün çarşısı var. Oradan başlayayım. Hı hı hı. Yani köylerin çoğunda çarşı yoktur ama Apça'da çarşı var. O çarşıda fırınımız vardı ama iş göremez hale gelmişti. Eski fırın. Eski fırın. Evet. Onu 2001 yılında bir proje yaparak eski haline benzer şekilde iki katlı hale Nostaljik getirdik. Nostaljik bir fırın oldu. Nostaljik. Alt katı fırın, üst katı köy konağı ne şeklinde. Ne diyorsunuz? Evet. Muazzam olmuştur. Bundan başladık köydeki şeylere, benim dönemimde. Ne güzel. Faaliyetlere. Efendime söyleyeyim, özgün doku, yani özgün mimari dokuyu koruma ve yaşatma evet. konusunda çok hassas davrandık. Köylülerimize de bunu anlattık. Sürekli işledik bu konuları. Köyümüzün ilk kuruluşunda ki mimari yapıyı mümkün olduğu kadar korumaya çalıştık. Yollarımızı, çeşmelerimizi, evlerimizi, yeni yapılan binaların dış cephelerini evet. hep özgün mimariye uygun yapmaya çalıştık. Kaldı ki Kemaliye zaten bölge olarak taş evler, taş yollar tabii, bildiğimiz tabii, öyle. Taş, evet, taş. Taş işçiliği yöreden daha çok. Yöreden ne çıkıyorsa efendim, yöreden ne çıkıyorsa. Evet. Şimdi bizde taş var. Evet. Yörede. O taşlarla biz yapmışız evlerimizi. Ancak Refah'a sizin memleketinizden de ahşabı getirmişiz. Bravo. Fırat kanalıyla, Bravo. Evet. Fırat'ın üstünde sallarla evet. Büyük ya 20 metre, 15 metre, 10 metre uzunluğundaki tomrukları su yoluyla getirmişiz. Evet. Onları almışız, köylerimize götürmüşüz ve ahşap alt katı taş duvar, ya. Üst katı ahşap şeklindedir bizim evlerimizin. Evet.
Ve kerpiç, o ahşapların arası tabii, da kerpiç tabii. Duvar şeklinde yapılmıştı. Başkanım, şimdi yeni yapılanma tabii ki vardır. Yani bizim işte C30 beton, ne bileyim izotuğla, şu an öyle yeni yapılanmalar da vardır değil mi köy içinde? Şimdi efendim 70'li yıllardan sonra aşırı, yani betonun yaygınlaşmaya başladığı tarihlerden sonra aşırı betonlaşma olmuş, başlamış. Fakat gurbetçilik olduğu için bizde o yıllarda çok fazla beton bina yapılmamış köyde. Hmm. Herkes gurbette çalışıyor. Tabii, evlerinin çatısını ve görsellerde geldi bu arada siz de konuşurken. Çatısını ve yüz cephesini şeyden etkilenmesin diye dış etkenlerden sajla kaplamışlar. Hmm. Ve çok doğru bir hareket yani yapılmış. Yani şöyle, özür dilerim başkanım, burada kendileri koruma altına almışlar sajla kaplayarak. Yani bizim montalama mantığını sajla yapmışlar. Aynen İstanbul'daki. Öyle. Aynen öyle. Tamam, çok iyi. Evlerimiz dam şeklindeymiş. Çatı yapmışlar sajdan. Yüzünü de saç kaplamışlar. Çok güzel. İşte burası Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi. Çok güzel. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla bizde betonarme bina sayısı azdır. Yani korunmuş bir köy. Kendi kendini korumuş köy. Doğal olarak kendini korumuş. Kanunu kitaba sokmadan kendini korumuş. Biz de bunu daha sonraki yıllarda daha bilinçli hale getirmeye çalıştık. İşte burası çarşısı. Çarşının meydanı, dükkanları, efendime söyleyeyim. O zaman arazisi çok dağlık değil başkanım, anladığım kadarıyla. Dağlık. Şöyle, köy eğimli bir arazi üzerine kurulmuş. Apçağ Dağı'nı, Apçağ Dağı'na yaslanmış bir köy. Dağın ismi Apçağ Dağı. O zaman köyün köyde, ismi mi dağdan geliyor, dağın ismi mi köyden? Köyden alınmış. Gidiyor dağın ismi, evet. Apçağ ismi çağlayan su anlamına geliyor. Mükemmel. Burası kadim bir köy. Yani çok eski bir medeniyetler var burada yaşamış. Bunlar taş yollar değil mi? Yapılıyor şu an. Evet. Doğal taşla yapılıyor sanırım. Tabii tabii. Tabii. O yöreden çıkan malzemeyle bu yollar yapıldı. Yani o tamamen restorasyon şeklinde ele alındı. Bütün çok her güzel. Şey tek tek ince ince işlendi yani. Mükemmel. Çeşmelerimiz var. Kitabeli 1600 yıllarda yapılmış 7 tane çeşme var. O kitabeleri de duruyor. Belki videolarda var mı bilmiyorum. O kitabeli çeşmeleri de restore ettik. Kitabeleri de aynen duruyor. Kitabelerde yazılı olan eski Türkçe, hı hı. Osmanlıca olan yazıların da yanına küçük plaketle Türkçesini, tercümesini harika, harikasınız koydu. Başkanım. Evet. Bu tabii çok ilgi çekiyor. Dernek, muhtarlık hep böyle el ele çalışmayla. Tabii biz muhtarlıkla beraber, köy tüzel kişiliğiyle beraber hep bu projeleri yapıyoruz. Ne kadar güzel. Ya biz, 23 yıldır da uyum halinde çalışıyorsunuz ki bu eserler çıkmış tabii ortaya. Tabii ki, yoksa hiçbir şey yapılmaz. Doğru. Yani muhtarlık istemese, köyde oturan insanlar tabii. istemezlerse tabii. biz kendi kendimize buradan bir şey yapamayız veya yapmayız. Ama orayla beraber uyumlu olduğumuz zaman işte bu eserler mükemmel. Ortaya çıkıyor. Mükemmel. Destek de görünce, hemşerilerimiz tarafından da destek görünce finansman kısmında Hallolmuş oluyor. Arkasından bu güzellikler dolayısıyla çıkıyor. Dolayısıyla bunlar çıkıyor ortaya işte. Peki başkanım, sana biraz soluk aldıralım. Buyurun. Berat abi, bir eser girelim mi? Hangisini olur. İstersen. Burada istekler var. Ben biraz sonra okuyacağım. Senin eserinden sonra hemşerilerimizin attığı mesajları okuyayım. Her iki Apçallı'ya da mesajlar yağıyor eyvallah, burada. Eyvallah. Okuyacağım inşallah. Sağ olsunlar. Gönlünüzde ne varsa. İzleyenlerimize de ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yönetmenim, Mehmet Bey'in ayakta sanatını icra etmesinde sorun yok değil mi? Tamam, problem yok abi. O zaman hareketli başlayalım direkt. Değil mi? Çok iyi olur. Tamam. Yöremizin türkülerinden birkaç tane böyle kısa kısa bir arkada okuyalım. Zaten hepsini istiyorlar burada yazıyorlar. Teşekkürler. Thank you.
Gamayı çeker misin? Gamayı çeker misin balınan? Şeker misin balınan? Şeker misin? Bana et tüklerini, ah bana et tüklerini. Sen olsan çeker misin? Sen olsan çeker misin? Hovarda aslan yarim sineme, yaslan yarim sinemse dineylesin gerdana, yaslan yarim. Oynama yorulursun, oynama yorulursun, fidansın kırılırsın, fidansın kırılırsın. Sen annenin gülüsün, sen annenin gülüsün. Nerede bulunursun, nerede bulunursun? Sesine, yüreğine, eline sağlık. Harikasınız ya. Aldı götürdü mü sizi değil mi Abçay başkanım? Stüdyo biraz büyük olsa başkanım ayağa kalkardı. Aynen, beni de kaldıracaktı. Evet. Yengemi de çağıracaktı kamera arkasından. Aynen. Olsun, gönüllerimiz geniş. Gönüller ya, canım. Değerli dostlar, bu arada hanımefendi kameranın arkasında, bakın evde değil yani. O da stüdyomuzda. İnşallah ilerleyen zamanlarda stüdyomuz genişleyince Gurbet 24 TV biliyorsunuz. İnşallah, 4 yaşında evet. Günden güne büyüyor. Büyüdüğümüz zaman evet, daha evet, geniş kitleleri alacağız buraya inşallah. Eminim ki çok güzel yerlere gelecek Gurbet TV. Sizlerin destekleriyle, varlıklarınızla. Güzel insanların sayesinde. Eksik olmayın. Değerli misafirperverliğiniz için de ayrıyeten teşekkür ederim. Estağfurullah. Başımızın üstünde yeriniz var. Berat kardeşim harikaydın ya. Çok nasıl bağladın onları mükemmel. Dostlar Berat Bey hem alaylı hem mektepli deriz ya biz. Yani işte bakın çocukluk çağlarında böyle klarneti izlerken başlayıp sonra lise sonrasında yenge hanımın kardeşinin vermiş olduğu klarnetle, dayısının klarnetiyle ufak ufak başlayıp sonra işi akademik boyutlara getirmiş zaten. Sizler kendisinden dinlediniz. Yolu izle açık olsun. Çok teşekkürler. Herkisinde. Mehmet abi dehşet eşlik ediyorsun yalnız. Davul deyince de bakın davulcuya sandalye vermek olmaz yani. Direkt ayağa kalktı. Tebrik ediyorum. Harikaydınız. Birkaç mesaj okuyayım başkanım. Sonra Abçay'a gidelim biraz daha. Böyle çok sizi sıkmadım ama mesajların hepsi size geldiği için sıkılmazsınız. Hızlı hızlı alacağım mesajları ki başkanımla Abçay'ı dolu dolu konuşalım. Yavuz Oğuzhan göndermiş. Berat Akan üstadımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Nefesine sağlık. Çok güzel bir program. Keyifle izliyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Sağ olsun Yavuz Bey. Ve yine isimsiz mesajla, tamam WhatsApp'ta yakaladım ismi ama lütfen mesajların altına isim de yazın. Hacı Levent Özel göndermiş.
İyi akşamlar Levent Bey. Hadi Başkanıma, Berat Bey'e, ritimdeki kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz Hacı Levent Bey'e de. Berat Bey'in kuzeni göndermiş. Bir dakika. Ama isim yazmamışsın sevgili. Neyse Berat abi büyük ihtimalle bilecektir. Ben Berat'ın kuzeni. Ha Veli, özür dilerim. Veli evet. Veli. Affedersiniz Veli Bey. Kardeşimin başarılarının devamını diliyorum. Yolu hep açık olsun. Kendisinden de Kızardı Kayalar parçasını istiyorum demiş. Olur. Herkese selamlar. Var mı bu akşam repertuarda? Olur, çalırız. Veli abi gelecek sana. Kızardı Kayalar. Yine devam ediyoruz. Necati Akgüner göndermiş. Selamlarını göndermiş. Başarılar dilemiş. Yine Refahiye Derneği'nde de yol arkadaşım sevgili Ersin Tan göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Apçağköy Dernek Başkanım Sadi Yurdakul'a, Levent Bey'e, Sedat Bey'e, Şener Karabey'e, ritimdeki Mehmet kardeşimize, Berat kardeşimize, Sıla ve gurbetteki hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sıla ile gurbeti buluşturan Erzincan'ımızın sesi olan Gurbet TV'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok güzel bir köy, başarıları daim olsun demiş. Sağ olsun. Ersin Tan. Teşekkürler. Ersin'cim biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli kardeşim. Mustafa Şahin Taş göndermiş mesajını. Evet, abimiz. Çok değerli her üç köylüme başarılar dileyerek sevgilerimi sunuyorum demiş. Sağ olsun. Sizlere. Sağ olsun, saygılar. Mustafa Bey'den ne kadar güzel. Yine Lütfiye Akkaş hanımefendi göndermiş. Hayırlı akşamlar Levent Ocakçı. Çok güzel bir program. Keyifle izliyoruz. Kemaliye'mizin Güzide Köyü'nün değerli başkanı Sayın Hadi Yurdakul ile evlatlarımız Berat ve Mehmet Akan kardeşlere çok teşekkür ederim. Berat'ın kulaklarımızın pasını sileceğiz sayende. Hayırlı akşamlar. Evet, dolu dolu geliyoruz Lütfiye abla. Dolu dolu geliyoruz. Bir de evlatlarım diyor ya. Evet, sıcaklık ya, orada da var. Yani buradaki sıcaklık ekrana yansımış. Evlerde çay ve meyve de var. Meyve de var. Belki de bazılarını kuru yemiş de vardır. Vardır. Evet. Şimdi Lütfiye abla da bu mesaj attığına göre yani o sıcaklık oraya gitmiş. İnşallah daha güzel olacak. Yusuf Aydınlık göndermiş. Eşimin yeğeni. Öyle mi? İnandığı yolda yıllarca başarılı bir şekilde köyümüzü en iyi şekilde temsil eden Hadi Başkanımıza saygılarımı iletiyorum demiş. Gurbet 24 TV'yi de diyor bu programdan dolayı tebrik ediyorum. Erzincan'ın gururusunuz. Yusuf abi biz de tebrik ediyoruz sizi ki bizimle berabersiniz. Erzincan'ın gururuyuz evet. Yani daha çok yönetim kurulumuzda Erzincan ağırlıklı ama artık kablolu yayına geçmekle beraber sadece Erzincan televizyonu olmaktan çıkıyoruz. İlk televizyon kurulduğunda bundan 3-4 sene önce değerli başkanım Erzincan'ın yüzü gibi slogan yapmıştık. Ama şimdi sloganımızı değiştirdik. Bulunduğunuz her yerdeyiz dedik. Genişledi. Şimdi, evet, ellerindeki telefonlardan, tabletlerden izleyebildikleri gibi. Bununla da yetinmedik Berat abi. Artık kablolu yayına başlıyoruz sevgili dostlar. Birkaç teknik aksaklık oldu. Teknik derken bizden kaynaklı değil dostlar. Hani bu yazışma, çizişme ya bir kanal numarası bile ya 53 almak için göbeğimizi çatlattık ya, ama alamadık kanal numaramızı belirlemek için. Şener Bey çok ısrar etti. Zannedersem 888 gibi bir rakam gelecek ama sorun değil. Bunlarla o kadar çok uğraşıyoruz ki başkanım. Biz normalde yılbaşı derken kablolu yayına başlayacağız diye. İşte belki de Şubat ortası sonu, Şubat sonu olacak. Ama derler ya geç olsun güç olmasın olsun, diye. Tabii. Şimdi kablolu yayınla birlikte biz IPTV, Smart TV dışında artık kablolu televizyonlarda olacağız. TV Bu'da olacağız. İlerleyen zamanlarda Turkcell TV, D-Smart yani ilerleyen zamanlar derken takvim çok yakın uzun değil. Zamanda. Yakın zamanda. Buralarda da olacağız dostlar. Dolayısıyla günden güne büyüyoruz. Yusuf Aydınlık abi sizlerin de destekleriyle, varlığınızla, manevi İnşallah. Güçlerinizle ama hala YouTube'dan bizleri takip etmenizi, abone olmanızı önemli arz ediyoruz. Çünkü bunlar da bizim için çok çok önemli destekler. Birkaç mesaj daha alıyorum. Apçağ'a gideceğiz. Evet çok güzel projeler var Apçağ'da. Hayran kaldım. Sizler de hayran kaldınız ben biliyorum. Serhat Can ve Burak Nardemir Berat hocamıza selamlar. Keyifle izliyoruz. İsmek öğrencileriymiş. Teşekkürler çok sağ olun. Öğrencileriniz göndermişler. Ne kadar güzel. Bizlerden de size selam olsun. Sevgili dostlar. Mehmet Cevandır göndermiş Aşağı Umutlu Köyü'nden. Değerli başkanım başarılarınızın devamını diliyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Berat kardeşim nefesine, yüreğine sağlık. Mehmet kardeşimin de bileğine sağlık demiş Mehmet Cevandır. Sağ olsunlar. Selam göndermiş. Bugün Kemaliyeliler, Erzincanlılar ekranda. Can Erzincan'ımızın gururu Gurbet 24 TV'ye.
programınıza köyümüzü konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzün başkanı Hadi Yurdakul sanatçılarımız Berat ve kardeşi Mehmet'le gurur duyuyoruz. Sevgiler demiş, Vedat Aydınlık göndermiş. Çok sağ olsun. Sağ olsun. Bizden de size selam ve sevgiler. Yine Nehir Akgüner hanımefendi selamlarını göndermiş Necat Akgüner'le beraber. Kim Bedirhan yazmamış ama Berat abime selamlar olsun. Ağzına sağlık. Klarnetin üstadıdır diyor kendisi. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Tanıdın mı Bedirhan? Tabii tabii. Dayımın oğlu. Bedirhan soyadını da yazsaydın. Evet. Değerli Hadi Başkanıma, Berat ve Mehmet kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Berat kardeşimden Rum diki istiyorum. Nefesine sağlık. Hadi Tuncay göndermiş. Olur. O da mı var? Var. Yok yok. Yok yok. Öyle mi? Evet. Hadi Bey'in adaşı. Evet, mesajlar hızla geliyor. Gamze, Mehmet, Yurdakul. Aa, kuzenlerim. Değerli başkanımıza ve Berat kardeşimize, Mehmet kardeşimize başarılar diliyoruz. Keyifle izliyoruz demişler. Sağ olsunlar. Ne kadar güzel. Evet, Berat o kadar güzel gönderdi ki. Ya. Millet şimdi hareketlenmek istiyor. Büyük ihtimalle hani çayla falan kalmayacaklar, kalkacaklar başkanım. Çayla demlenip şeye başlayacaklar. Aynen. Havaya. Kesinlikle. Birsen Akan göndermiş. Berat ve Mehmet'in annesiyim diyor. Değerli annemiz göndermiş. Ellerinizden öperiz. Canım oğullarıma başarılar diliyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Kıymetli başkanımıza da selam ve saygılar. Başarıları daim olsun demiş. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Semih Patat göndermiş. İyi akşamlar. Yörenin insanı olarak Sayın Başkan olmak üzere değerli klarnet üstadı Berat hocama ve kardeşine saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Neşe saçıyorsunuz demiş Semih Bey. Teşekkürler. Fahri Akfırat, değerli başkanımız, ağabeyimiz, köyümüz, köylümüz için yaptıklarınız yatsınmayacak kadar Hadi Beyefendi'ye, Berat Mehmet kardeşlerime ve siz değerli moderatörümüze Levent Bey'e iyi yayınlar diliyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum demiş Fahri sağ Bey. Sağ olsun Fahri'cim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hala yazmaya devam ediyoruz. Ben hemen okuyacağım abi sizinkini. Bedri Olgunoz başkanıma teşekkürler. Mümkünse Berat kardeşimizden Muzur Dağı diyor. Aynen. Bedri. Olur. Bedri Bey, tamam, o da varmış, o da geliyor. Hepsi var. Yani o kadar dolu ki hepsi çok var. İnşallah zamanı getireceğiz. Levent Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar Sayın Başkanıma, Berat Bey'e selamlar. İsmail Akgüner olarak bütün Apçağlı hemşerilerime selamlar. Sağ olsun. Sağ olsun. Hamamın kapısı Keçeli isteğim ha. olacak demiş. Var. Ben şimdi bunları güzel bir sıraya koyup. Evet. Kalem de verebilirim sana. Yok, sorun yok. Ben. Harikasın, hepsi aklımda değil mi? Evet. Yusuf abi, Mehmet'e de atlamayalım diyor. Ona da selam göndermiş. Yusuf Aydınlık. Mehmet abi, seni de atlamamış. Selam göndermiş. Gamze Hanım, Gamze Mehmet Yurdakul profili, biz diyor Berat'la çok türküler söyledik diyor. Evet, evet, doğru. Canım da ses sanatı. Ses de güzeldir. Ya. Evet, çok... Kemali Folklor Turizm Derneği'nde birlikte öyle mi? Bir dönem bulunmuştuk. Orada ne kadar güzel. Eşlik etmeye çalışıyordum kendisine. O da sesi de çok güzel. O da çok İnşallah bir gün konuk alırız birlikte. Kayaları çok güzel söylerdi. Keşke burada olsaydı, söyleseydi. Evet. Böyle ben keşke bana. Ses kalitesini yakalasak, interaktif bağlardık hemen evet. telefonla, sen çalardın onu söyletirdik. O, i̇nşallah. O da olur. Stüdyoda alırız inşallah. İnşallah. Alırız. Selam. Sayın Başkanım Hadi Yurdakul'a ve iki yeğenime başarılar, Hüseyin Akan göndermiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Çok teşekkürler. Bedirhan Yeğengil, Kızardı Kayalar dinlemek istiyoruz demiş. Az önce bu istek yine gelmişti. Evet, yine gelmişti. ve soyadını yazmış şimdi. Aynen. Mustafa Şahin Taş'ın bir mesajı daha var. Muhteşemsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum demiş. Sağ olsun. Ve yine bir güzel mesaj daha var. Babamızla gurur duyuyoruz diyor. Bir güzel mesaj. Başarılarının devamını diliyoruz. O bizim her zaman önümüzde başarı olarak bir atamız diyor. Özge ve Gözde Yurdakul göndermiş. Kızlarım, canlarım. Ne kadar güzel. İşte arkanızda yengem gibi bir kuvvet, kızlarınız gibi bir güç arkanızda. Ondan sonra 23 yıllık başarı tabii. Yani çeyrek asır. Torunum da bana güç vermeye başladı. İsmi ne? Güneş. Güneş. Selam olsun. Onlar Londra'dalar. Öyle mi? Damada, kızıma, hepsine, kızlarıma. Özge Gözde ikisi de Londra'da mı? Özge burada, İstanbul'da. Gözde Londra'da. Londra'da. Güneş Gözde'nin Oğlu. O 20 aylık. Gözde Hanım, söz veriyoruz, maşallah diyeceğiz. Fotoğrafını istiyoruz, buradan gönderiyorsunuz. Ben ekrana koyuyorum, dedesine sürpriz yapıyoruz. Hemen bir fotoğraf bana WhatsApp'tan atın, biz onu ekrana vereceğiz.
Sizden fotoğrafı bekliyoruz. Canım benim. Ama canlı bir fotoğraf. Dedesinin, anneannesinin daha önce gördüğü bir fotoğraf olmasın. Hemen çekin canlıcı. Uyuyorsan uykuda fotoğraf atın. Yok daha şu an uyumadım. 3 saat geriler şimdi. Süper. Nefesine sesine sağlık demiş Gözde Akan. Göndermiş. Eşim olur kendisi. Ne kadar güzel. Bizden de sizlere kucak dolusu selamlar olsun. Bu arada Haziran ayında Dünya Evi'ne girmişsiniz. Mesut mutluluklar diyor sizlere de. Mutluluklar diliyorum. Daim olsun. Nice nice böyle yıllar olsun. Evet. Nice Haziranlar olsun. Evet. Gelsin geçsin. Yıllar geçsin. Siz yaşlanmayın. İnşallah. Böyle enerjik kalın inşallah. Kendisi de konservatuvar mezunu. Öyle mi? Halk Türk Halk Müziği şan eğitimi almıştı. Maşallah. Okul yıllarından beri tanışıyoruz. Çok güzel. Öyle kendi evde de yani sürekli bir müzik şey halindeyiz, icrası halindeyiz. Ne kadar güzel. Tabii. Hepsini öğrendi. Neredeyim? Sivaslı. Öyle mi? O bize, Sivas'ın Yıldızeli Kavak. Yıldızeli. Refai'ye biraz daha yakın size nazaran. Evet. Ne kadar güzel. Çok mesaj var ama biz biraz başkanımla devam edelim. Ben Apçağ'ın heyecanını yaşıyorum hala. O duayı, o derneği. Başkanım derneğimiz nerede İstanbul'da? Aksaray'da. Aksaray'da. Kendinize ait inşallah. Lokalimiz var Aksaray'da. Orada işte toplantılarımızı yapıyoruz. Sohbetlerimizi yapıyoruz. Sürekli açık değil ama lokal gibi yok, değil herhalde. Toplantı zamanları açılıyor. Programı ilan ediyorsunuz. Mesaj çekiyorsunuz. Tabii, mesaj çekiyoruz. Hemşerilerimiz geliyor. Beratlar da geliyor. Müsait olan herkesi çağırıyoruz. Geliyorlar orada hem sohbet hem istişare, köyümüzde yapılacak olan işler. Muhtarımız eğer İstanbul'daysa ve azalardan birisi onlar da geliyorlar. Böyle tatlı, hoş sohbet ve güzel projeler yaratmak için kafa yoruyoruz. Hem hasret gideriliyor. Ne demek? Hem de Apçağ'a dönük projeler konuşuluyor. Ne demek? Bakın bizde insan yapısı, Levent Bey siz de Erzincanlısınız, Refaiyelisiniz, sizde de öyle. İnsan ilişkileri, insan yapısı, hele kötü günlerde, taziyelerde bir bütünleşme arz ediyor. İnsanlar o kadar çok birbirlerine yardım yapıyorlar ki o günlerde. Mesela bir cenaze çıksa evden 40 gün ya, hiç yalnız bırakmazlar ya, o ev halkını. Ne güzel. Efendime söyleyeyim, güzel günlerde, düğünlerde, nişanlarda hep birlik, beraberlik içerisinde olmayı biz atalarımızdan gelen bir miras olarak yaşatmaya gayret ediyoruz. Ne kadar güzel. Sorularınıza bir cevap vereyim. Böyle akış başkanım, yapayım mı? O kadar güzel anlatıyorsunuz ki bakın şurada benim 20 tane soru var. Evet. Hepsinin cevabı o cümlelerden çıkıyor. O yüzden sizi böyle yormuyorum sorularla. Sadece böyle izleyicilerimiz de bilsin. Mesela Apçağ Köyü'nün evet kira gelirleri de var. Köye de fayda sağlıyor. Ama bakın işte bir lokali de var. Yani lokali derken toplantı açıyorlar. Evet, bu da çok güzel bir şey. Bir SMS ya da WhatsApp grubundan mesajları çekiyorlar. Haydin bu pazar çaya diyorlar. Evet. Berat da geliyor diyorlar. Evet. Berat klarneti alıyor. Başkanım geliyor. Ne kadar güzel. Canlarım benim ya. Bunlar bizim geleceğimiz. Öyle tabii. İnşallah. Öyle tabii. Evet. Evet. Peki başkanım. Apçağlılar derneğe teveccühleri çok fazla. Bunu hissediyorum zaten. Ne kadar üyemiz var? Böyle sayı gerçi gönülden üyelik çoktur sizde ama. Bizde ise öyle. Bizde resmi üyelik anlamında zannedim 200'e yakın üyemiz var ama bizim şöyle SMS ile şey yapıyoruz. Kaç kişiye ulaşıyorsunuz? SMS'te 1000 kişiyi aştık zannediyorum. Gün geçtikçe de ilaveler yapılıyor. Sosyal faaliyetlerimizi, işte taziyelerimizi, düğünlerimizi, bayramlaşmalar vesaire. Özellikle de kötü günlerimizdeki duyuruları, yani kaybettiklerimizle ilgili duyurularımıza daha önem veriyoruz. Ne güzel. Çünkü zor günlerde insan yanında dostlarını görmek ister. Lazım. O yüzden sağ olsunlar hepsi de ellerinden geldiğince bu mesajları dikkate alıp
taziye cenazelere, taziyelere katılır hemşerilerimiz. Gurur duyuyorum ben hepsiyle. Ne kadar güzel. Kimi derneklerde başkanım, Erzincanlı yoktur da bu. Diğer derneklerde bakıyorum, ya üye değilsen ben sana mesaj göndermem, ama değil işte. Yok, ben yok. Acı günümde istiyorum ki yok. Hadi başkanım, dernek başkanı olarak benim cenazemin de mesajını atsın. Benim çocuğuma da gitsin, eşime de gitsin, herkese gitsin ki kim müsaitse o yaraya. Yani insanlar acılar evet, paylaşıldıkça azalır evet, derler ya evet. Başkanım. Ne kadar çok şimdi insana duyurursak o kadar iyi. Bakın Levent Bey, buyurun. Şimdi ben birçok STK'larda da görev yapmış olan bir insanım. Evet. Ayrıyeten de şunu ben başarının şuradan geldiğine inanıyorum. Ne kadar çok istişare, tabii, ne kadar çok katılım, o kadar çok başarı. Evet. Biz yönetim kurulu toplantısı diye bir toplantı yapmayız. İstişare kurulu toplantıları yaparız. Ne güzel. İstişare kuruluna da bütün abcağlılar, bütün abcağlılar istişare kurulundadır. Toplantıyı duyan gelir oraya. Yönetim kuruluyla beraber hepsi aynı ortam içerisinde gündemi değerlendiririz. Yönetim kurulu sadece sembolik olarak kararı yazar, aynen, imza atar. İmza atar. Ama orada Berat kardeşimiz ya da Mehmet kardeşimiz Apçağlı olarak gelirler. İşte, başkanım işte ben o yolun şu taşla şöyle döşenmesini önerilerini getirirler. Ve bu yönetim kurulu da oylanır. Tabii ki. Toplantıda oylanır. Dikkate alınır. Ne kadar dikkate güzel. Dikkate notlar alınır. Başkalarının önerileri varsa onlar dikkate alınır. Çocuk gelse ona da sorarız. Çocuk ya, çocuktan alacaksın haberi derler ya. O yüzden beldeye ha, dönüşmüş. Köy, bir köy beldeye dönüşmüş. Evet. Bizdeki şey budur. Ruh budur. Ne güzel. Yani abcağının, abcağı olmasındaki ruh tamamen birlik, beraberlik ve istişare ruhundan kaynaklanıyor. Mükemmel. Efendime söyleyeyim. Tabii ki bizi abcağlı olmayan destekçilerimiz de çok. Yani bu projelerde onlara da abcağ sevdalıları diyelim. Abcağ sevdalı. Aynen öyle, öyle diyoruz diyelim zaten. Ne güzel. Aynen öyle diyoruz Levent Bey. Ne güzel, ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Dilinize estağfurullah sağlık. Çok güzel insansınız. Siz de öylesiniz. Evet, yani Berat'ın öğrencileri bugün evet, sadece hocalarını izlemek için burada değiller, emin olun. Yani 7'den 77'ye söz hakkı tanınmış bir köy derneğinin neler yapabildiğini izliyorlar şu an İSMEK öğrencileri. Gerçekten hocam. Evet, zamanımızın yettiği kadar da sizin aracılığınızla bu deneyimleri aktarmak istiyorum. Kesinlikle. Dinlesinler. Kesinlikle. Gençlerimiz. Efendime söyleyeyim, başarı ruhu bundadır, istişaredir, katılımcılıktadır ve demokratlıktadır. Tabii. Demokratlık nedir? Demokrasiden geliyor bu söz. Doğru, doğru. Demokrasi insanların kendi kendini yönetmesidir. Kesinlikle öyle. Demokratlık da bunu yapan kişiler demektir. Buna katkı sunan kişiler demektir. Dolayısıyla demokrat olmanın büyük faydası vardır. Katılımcılıktır bu, bunun diğer açılımı da. Böyle olursa, bu işte değil, her yerde böyle. Şirket çalıştırıyorsunuz. Evet. Şirkette de despotluk yapmayacaksınız. Dinleyeceksiniz ortaklarınızı. Ortakları dinleyeceksiniz. Beraber ortak karar alacaksınız. Kesinlikle şeffaf öyle olacaksınız. Bunlar çok önemli şeyler. Başkanım ben az önce... İhtiyaç var buna. Bu ruha ihtiyaç var. Demokrasi, demokratlık dediniz evet ya başkanım. Az önce ben şimdi 23 yıllık derneğe emek verdiniz ve 20 yıldır başkansınız ya. Size şunu soracaktım başkanım. Ya hiç böyle değişim isteyen olmadı mı? Hep siz başkansınız. Değişime ihtiyaç olmamış Berat'cığım. Neden olmamış biliyor musun? Çok memnunuz. Memnuniyet tamam da. Ya orada herkes başkanmış. Evet. Başkanım aynen anlattığına aynen göre herkes başkan. Yani Berat da başkan, işte ne bileyim Gamze ablamız da başkan, orada herkes başkan. Evet. Yani başkan sadece, yanlış anlama başkanım tabiri, sembolik olarak yönetim kurulu başkanı olarak imzasını atıyor ama yani o istişare toplantısında yönetim 9 kişi ama 90 kişi geldiyse 90 kişiyle istişare yapıyorlar ve o 90 kişinin ortak kararına göre hareket ediyorlar Apçağ'a evet yapılacak hizmette. Evet. O zaman başkan evet değiştirmeye de gerek yok evet yani. Efendim, çok değişik bir köy gerçekten. Ben temsil ediyorum sadece. Evet. Yani bir önderlik yapmaya çalışıyorum. Benim hiçbir reklama ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani orada evet görüneyim, burada görüneyim, resim çekileyim, bir dergiye çıkayım, gazeteye çıkayım. Öyle bizde şey yoktur. Bizde ne vardır? Memleket sevdası.
Hani o da dediğim gibi orada doğmuş olman ve köklerimin orada olmuş olmasından ne dolayı memleket sevdasını içimizde sürekli yaşıyoruz. Ne güzel. Başım. Eşim de aynı köylüdür. Hanımefendi aynı köylüyüz. Ne güzel. Akraba değiliz ama hısımlıklar oluyor. Köylerde zaten herkes birbiriyle hısımlıktan akraba olmuş. İyi ki de eşim olmuş. Ne güzel. Yaklaşık işte biz kızım 35 yaşında. Yani 34 yıllık. 36 mı? Yengem oradan düzeltiyor dostlar. 36, teşekkür ederim. Evet. 36 yıllık. Yarım asıra doğru gidiyor başkanım. Evet, Allah'ın izniyle. Allah, ben ondan çok memnunum. Allah da ondan memnun olsun. Allah mutluluğumuzu daim etsin değerli başkanım. Başarı biraz da buradan kaynaklanıyor. Evde huzur olacak. Başkanım merak çoğunluğu ederim. Onlarda aslında. Evet. Çoğunluğu aynen. Onlarda. Dostlar ben şimdi başkanım dedi ya bizim evin salonundayız. Vallahi rahat program yapıyorum. Hiç kasıntı değilim. Kamera 3-2-1 demeden önce yengem hemen kamera arkasından koştu. Başkanımın florunu düzeltiyor, mikrofonu düzeltiyor. İşte başarı bu. Yani gerçekten arkasında destekçi. Ona değer veren, yaptığı işe gönül veren ve her zaman onu yüreklendiren bir eşi var, bir hanımefendi var. Benim eşim de öyleydi. Allah razı olsun. Allah ben kendi köyümü 6,5 yıl başkanlık yaptım. Refahi Altköy'e. O da her zaman arkamda oldu. İşte böyle hanımefendi gibi, işte eşim gibi, işte eşinizin adı neydi? Gözde Hanım gibi böyle eşlerini destekleyen hanımefendiler olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez. Allah'ın izniyle. Abçağ'daki bu başarılarda yengemin imzası çoktur. Ne demek? İyi ki varlar. Başımızın tacılar. Berat'cığım, başkanım konuşacak. Reklamada girmeden önce istekler de var. İnsanları da üzmeyelim. Hazırsan. Olur. Bir iki parça. İstersen bir ikisini birbirine bağla. Sen bilirsin. Aynen. Bağlayarak yapalım. Herkesin isteği de olmuş olur. İstekler geliyor dostlar inşallah. Evet. Şimdi bir isteğiniz vardı Kızardı Kayalar diye. Kadın ağzı bir türkü ama. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Okumaya çalışacağım.
Kapanda kapısı keçeli vay. Hamamında kapısı keçeli vay. Güzeller geliyor peçeli vay. Güzeller geliyor peçeli vay. Sen kime dalım, sen kime vay. Sen kime de dalım, sen kime vay. Ustamdan evvel ben köle vay. Ustamdan evvel ben köle vay. Muzur dağı silelenmiş yâri len oy oy. Muzur dağı silelenmiş gâri len oy oy. Aramaşık ela gözlü yâri. Aramaşık ela gözlü yârinen. Eller bayram eder nazlı yârinen. Oy oy. Eller bayram eder nazlı yârinen. Ömrüm geçer ahu zarinen. Benim ömrüm geçer ahu zarinen. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Reklama giriyor muyuz yönetmenim? Hazır mıyız? Evet, kısa bir reklam arası veriyoruz dostlar. Reklamdan sonra sazla, sözle, başkanım ne yapacağıyla buradayız. Eyvallah. Konforlu ve güvenli yaşam için kaliteli ürünlerimizle tam 40 yılı aşkın süredir size çok yakınız. Biz mutlusanız. 5 kıtada 85'ten fazla ülkede müşterilerine hizmet veren dünyanın önde gelen elektrik aksamları üreticilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Star. İyiye değil, en iyiye sahip olmak için. Türkiye'nin en büyük Capitone üretim merkezi. Safir Capitone. Kıymetini bilenler konfor ve şıklığı Yağız Mobilya ile yaşıyor. Yurt içi ve yurt dışı teslimat imkanı ile sahip olabileceğiniz eşsiz tasarımlar. Yağız Mobilya Aksesuar.
ayrı çeşidiyle ön plana çıkan Asıl Tat Baklava, bünyesinde bulunan 11 ayrı şubesiyle damak tadınıza özenle hitap ediyor. Türkiye için çalışıyor, dünya için üretiyoruz. Fersan Tekstil. Plastik. Özel yemek, kokteyl, toplantı yemeği, mevlüt yemeği, kutlama partisi, mezuniyet yemeği ve farklı organizasyonlarla özel personelimizle hizmet vermekteyiz. Eriza Catering. Filmbox. Sinemanın eşsiz örnekleriyle Oscar'lı yapımlar. Her bölümünü merakla izleyeceğiniz muhteşem diziler. Klipler, sahne şovları, canlı performanslar, talk şovlar. Sen de gel bu platforma. Dünyanı büyüt Filmbox'la. Türkiye'den dünyaya yenilikçi, hızlı ve doğru hizmet. Acar Makina. Metal, mermer, granit ve inşaat malzemeleri. Kalite, güven, istikrar. Hedef Metal. Uluslararası markaların depolama, lojistik, dağıtım ve satış hizmetleri. Doğuş Gıda. Oto mekanik, oto elektrik, oto aksesuar. Yedek parçada güvenilir isim. Doğanay Otomotiv.
yanında kar baran baran. Yüreğimi dağladı dert ile verem. Yok mudur, yok mudur orada mürekkep kalem? Yaza gönderesin kuru bir selam. Yaza gönderesin kuru bir selam. Apça dağını kar geldi bastı. Dedim ki şad olam, gam geldi bastı. Deli gönül, deli gönül sılasını arzular. Sılanın yollarını sel geldi bastı, sel geldi bastı. Apça dağını buza döndürme. Yakıp, yakıp yandırıp ciğerimi köze döndürme. Söz vermiştin, söz vermiştin yaz bahara gelirim. Mevla'yı, Mevla'yı seversen güze döndürme. Şu gelişim var ya, güze döndürme. Apça dağından kar ister gönlüm. Ayvadan usandım, nar ister gönlüm. Hasretliğe, gurbetliğe tahammülüm kalmadı. Nazlı yar elinden nar ister gönlüm. Sevgili yar elinden nar ister gönlüm. Nar ister gönlüm. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arasından sonra yine bizlerle olmanızı canın gönülden arzu ediyorum. İnşallah herkes yerlerini almıştır. Çünkü bu okuduğum maniler Apçağ'ın manileri dostlar. Evet, elimde başkanımın reklamdan önce almıştım Berat sanatını icra ederken. Aman Allah'ım, yani neler neler var bu kitapçıkta. Başkanıma böyle kaş göz ettim. Başkanım alabilir miyim diye, tabii ki dedi. Vermem zaten artık geriye. Okuduğum maniler tamamen Apçağ'a has maniler. Birçoğu aslında kulağımıza yıllardır. Aynı ilk programı açarken rahmetli Tezer'in şiiri gibi kulağımıza gelinmiş, çalınmış maniler. Evet, bunların hepsi Apçağ'ın. Yani Apçağ Kemaliye'yi sanki omuzlamış gibi hissediyorum başkanım bir nebze. Ve burada ne okudum biliyor musunuz dostlar? Şimdi tekrar başkanım anlatacak birçok şeyi. Milattan önce 200. yüzyıllara dayanıyor şey. Apçağ'ın tarihi. Değil mi başkanım? Evet, yanlış okumadım. Kuruluşu. Evet, kuruluşu sevgili dostlar. Evet. Milattan önce 2. yüzyıla dayanıyor. Yani inanılmaz bir tarih dokusuyla donatılmış bir köy burası. Yüzyıllara meydan okumuş ve ona rağmen betonlaşmanın da doğal bir şekliyle önüne geçmişler. Hala yıllar öncesi, yüzyıllar öncesi dokuya sahip kalmış bir köy. Ben gerçekten hem yönetimlerini hem gelmiş geçmiş bütün muhtarlarını, yani bu köyümüzün bu doğasına sahip çıkmak adına emek vermiş, fikir vermiş ve istişare toplantılarına katılan 7'den 77'ye o toplantılara katılıp da derneğe, başkanımıza, muhtarımıza, azalarımıza fikir veren, destek veren ve keza maddi ve manevi destek olan iş insanlarına, bütün fikir sahiplerine Apçağlılar adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir Erzincanlı olarak da teşekkür ediyorum böyle bir tarihi köyü bizlere tarih mirası olarak sundukları için, gelecek nesillere bıraktıkları için. Evet kıymetli başkanım, bunu ben alacağım şimdilik, burada dursun. Birçok mesaj var. Bu mesajlardan biraz daha okuyayım. Tamam, bundan sonra hemen sizdeyiz başkanım. Bu güzel programı çok duygulanarak izliyorum. Ben de duygulandım gerçekten. Değerli Levent Ocakçı Beyefendi, değerli abim, sevgili dernek başkanımız Hadi Yurdakula, değerli sanatçılarımıza saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum demiş Esra Dardağan Kibar. Canım, göndermiş. Dayımın kızı Profesör Doktor. Hocam Esra. Ne güzel. Biz de çok mutlu olduk. Kibar Dardağan. Bu mesajınız canımsın için biz de çok mutlu olduk. Yine Arif Yazıcı beyefendi göndermiş. İyi yayınlar diliyorum Hadi Bey'e, selam ve saygılar demiş Arif Bey. Çok teşekkür ediyorum. Yine Ali Günay, Apçağ köyümüzün değerli başkanım Hadi Yurdakula, Berat kardeşlere, sizlere selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Başkan yardımcımız Ali Bey sağ olsun, ne çok kadar değerli güzel kardeşimiz sağ olsun. Berat'cığım sesine, yüreğine sağlık, başarılarının devamını diliyorum demiş Özer Dil göndermiş. Çok sağ ol, teşekkürler. Hadi amcamıza başarılar diliyorum. Emir, Nisa, Erva, Yurdakul, Hasan Yurdakul. Ben canımlarım benim. Bütün sağ aile olsunlar. Boyu izliyorlarmış. Bizden de selam olsun. Sağ olsunlar. İbrahim Yengil, yeğenlerimin başarılarının devamını diliyorum. Herkese selamlar demiş. Çok sağ olsun. İbrahim Bey. Sağ olun. Hadi başkanıma
Berat ve Mehmet kardeşime çok selamlar. Tüm hemşerilerime saygılar, sevgiler sunarım. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Buğdaypınar Köyü Dernek Başkanı Cemil Uzun. Sağ olsunlar. Göndermiş. Sağ olsunlar. Çok sağ olsun. Teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Yine Apça Köyü'nden Emrah Malkoç. Şu anda okuma odasında sizleri izliyoruz. Erdal Karahan, Necati Türker, Şerif Aydınlık, Celal Çakmakgil, Tayfun Karahan, Tamer Aydınlık, Mehmet Demircigil. Herkesin çok selamları var. Sayın Dernek Başkanımız Hadi Bey'e ve Berat kardeşimize, Mehmet kardeşimize başarılar diliyoruz demişler. Sağ olsunlar. Hepsini öpüyorum. Selamlar. Okuma odası derken başkanım? Efendim bizim köyümüzde kahvehane ismi yok. Kahve yerine okuma ve sohbet odamız var. Kütüphanemiz var. Köydeler şu an. Apçağdalar. Köydeler, evet. Okuma odasında. Aman Allah'ım. Orada kış günleri daha çok açık oluyor orası. Çünkü tabii. Geceler işte, uzun. Uzun. İşte yüzük oyunlarımız, efendim sohbetlerimiz, efendim işte müzik icraları falan. Ne güzel. Akşamları çay eşliğinde çay ve sohbet yapılıyor, kitap okunuyor. Efendim bu kardeşlerimiz de orada işte bu ne geceyi güzel değerlendiriyorlar. Teşekkürler hepsine. Emre abi herkese selam senin aracılığınla. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Berat kardeşime, Mehmet kardeşime başarılar diliyorum. Uluyamaç Köyü'nden Zafer Bey göndermiş. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dayınız göndermiş başkanım. Malatya'dan Hadi Bey'in dayısıyım. Mehmet Emin Dardağan. Hay canım. Yeğenimle gurur duyuyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Hepinize selam ve saygılarımı ediyorum. Hay canım, ellerinden öperim. Selamlar. Ne kadar güzel. Cemal Akan göndermiş. Sayın Dernek Başkanım Saydı Yurdakul kıymetli yeğenim Berat ve Mehmet'e saygılar. Yayınınızı keyifle sağ izliyoruz. Olsunlar, sağ olsunlar. İyi akşamlar dilemişler. Fatih Kılıç Beyefendi. Merhabalar. Berat Hocamıza sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. İsmek öğrenci olarak ne kadar iyi bir eğitmen olduğunu hiç kırmadan ve usanmadan elinden gelen en iyisini büyük bir sabırla bizlere öğrettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocam Elazığ Dik Halayı harika çalıyorsunuz. Rica etsem çalabilir misiniz? Başkanımıza da başarılar diliyoruz demişler. Teşekkürler. Çok sağ olsun. Sağ olun. Evet. Dik ne kadar güzel. Aynen. Istiyorlar. Çalarız. Sayın Başkanım Hadi abimin başarılarının devamını diliyorum. Mehmet Yurdakul, Ali Yurdakul. Berat kardeşime, Mehmet kardeşime başarılar. Bir de sunamı istiyoruz demişler. Uyar sunan mıydı? Evet. Ali Yurdakul Bey göndermiş onu da sunamı istiyorum sağ diye. Sağ olsunlar. Evet. Levent Bey çok sıcak bir program sunuyorsunuz. Ağzınıza, emeğinize sağlık demiş Yusuf abi, Yusuf Aydınlık. Yine Ali Fuat Aydınlık da ağzınıza, emeğinize sağlık. Programı zevkle izliyoruz. Evet, aynı evimizin salonundaymışız, eğleniyormuşuz. Yani Fuat abi. Dolu dolu bir mesaj sağ atmış sağ Ali Fuat Aydınlık da. Sağ olsunlar. Demek ki mesajlarına ulaştı. Herkes şu an keyifle izliyor. Evet. Sevgili Levent Ocakçı, sizlere çok teşekkür ederiz. Bu muhteşem programınızla bizleri Apçağ Köyümüze götürdünüz. Mustafa Şahintaş sağ olsun söylemiş. Mustafa abim, saygılar. Ben de çok keyifle izliyorum şu an Mustafa abi. Hatta emin olun gidince evde de izleyeceğim programı. Sağ olsun. Apçağ Köyü'nden Şaban Aktan göndermiş. Evet, evet. Çalışma ve hizmetlerinden gurur duyduğum Hadi Bey'e teşekkürler. Siz Berat kardeşlere katkısından dolayı da teşekkür ediyoruz. Yazın dut yemeye de bekleriz. Sağ olsun. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Sağ ol, sağ ol. Bir dut fotoğrafı mı atmış? Güzel bir bahçe fotoğrafı atmış. Evet, evet, yayına göndermeye evet, çalışacağım abi. Evet. Ve evet, İtalya'dan izleniyormuşuz. Ya. İtalya'dan selamlar. Berat'ımızın nefesine sağlık demiş. Mehmet Meral Altun. Çok göndermiş. Teşekkür ederim kayınpederim. Kendisi ne kadar güzel. Bir iş dolayısıyla gitmişti. Ellerinden öperim, saygılar. Ne kadar güzel. Londra'dan selamlar izleniyoruz şu an. İtalya'dan selamlar izleniyoruz. Evet. İngiltere'den, Fransa'dan evet izleniyoruz. Evet, ne güzel. Hadi başkanıma sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Berat ve Mehmet kardeşlerime sanat hayatına başarılar diliyorum demiş Mustafa Taşkın. Sağ çok olsun Mustafa'm. Sağ ol. Allah razı olsun. Bu, çok pardon. Lütfen. Mustafa abimiz de, Mustafa Taşkın abimiz de yöremizde çok değerli. Evet. Client icracılarından biri. Açıkçası ben solistlik kısmında değilim. Daha çok icracıyım ama elimden geldiğince ben de söylemeye çalışıyorum. Kendisine selamlar, sevgiler. Onun dışında Hasan Akyavuz, kendisi evet Apçağlı, Recep Akyavuz üzerimde çok emeği vardır. Onları da söylemeden evet geçmek evet istemedim. Tabii ki, ekran sizin. Onun dışında Cengiz Yurtseven, evet, ona da saygılar, sevgiler. Hepsi değerli sanatçılar. Evet. En büyüğü de benim için Caner Malkoç. Caner. O benim ilk hocamdı.
Ahmet Coşkun. Ahmet Coşkun. Köyümüzün değerli klarnet sanatçılarından. Şu an unutuyorsam kusura bakmasınlar. Hocalar çok. Ne kadar güzel. Doktor hocalarımız çok. Faruk Olgunöz. Evet, Faruk Olgunöz hocamıza da selamlar. Değerli doktor abimiz Faruk Olgunöz. Çok folklara çok emek verilmiş. Emin Coşkun, Ahmet Coşkun, işte Kadriye hocamız. Kadriye hocamız, evet. Folklara çok emek vermiş. Ne kadar güzel. Bunlar ismini saymadıklarımız çok var. Kültür elçileri bunlar, evet, değil mi? Evet, i̇şte evet. Bu parçalar, eserleri. Osman Malkoç, Adile Malkoç, Hikmet Doğan, İsmail Doğan, Hadi Bey seninle gurur duyuyor demişler. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Allah uzun ömürler versin. Sanatçı kardeşlerimize de selamlar olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz demişler. Sağ olsunlar. Aile boyu selam göndermişler. Oktay Yeğengil göndermiş. Yeğenimin yüreğine sağlık, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Saygılar. Güzel emekleriniz için teşekkür ederim. Bu bölgenin sahip olduğu değerleri izleyenlere aktarmanın gerçekten takdir edilecek bir anlayış olduğunu söylemek isterim demiş. Konuğunuz Hadi abime ve müzik üstadımıza saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Nedim Dardağan. Sağ olsun, Nedim dayımın oğlu. Göndermiş. Çok teşekkür. Tebrik ediyoruz. Hızlı hızlı sosyal medyayı da aktarayım. Sonra Atra'ya tekrar gidiyoruz. Yusuf Çetinkaya iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsun. Hadi başkanıma. Sema Özel. Selamlarını göndermiş. Hem size hem Berat Bey'e hem Mehmet Bey'e. Enver Baysak başkanımız göndermiş. Sayın yönetmenim Refah Yeli Levent Bey, Gurbet 24 yönetimine, dernek başkanıma, sanatçı kardeşlerime keyifli yayınlar diliyorum demiş. Kemah Türküsü istiyorum demiş. Vay canım. Gülbahçeliler armağan olsun demiş. Vay Kemah tamam. Gülbahçe. Bir bakayım. Bir yoklayacak. Olursa Enver başkanım da bizim müdavimlerimizden eksik olmasın. Ve yine Kemal Ayhan Beyefendi iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum hepinize demiş. Başarılar dilemiş. Habib Kaçmaz hayırlı yayınlar dilemiş. Yine benim köyümün muhtarı Erhan Sarıca, Refah Yaltıköy muhtarı. Şimdi de yeniden muhtar adayı. Ne güzel. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar kıymetli başkanım, Hadi başkanıma, sanatçı kardeşlerime selamlar. Sadık Çakıl, hepinize maşallah demiş. Hatice Özel iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Niyaz Ekinci, Levent Bey kolay gelsin. Hacı Niyazi Ekinci, dernek başkanımıza, sanatçı kardeşlerimize selamımı söylemişler. Cihan Köle, sanatçı bir kardeşim, benim köylüm. O da saz ve söz üstadı. Hepinize selam göndermiş. Amcam, iyi yayınlar, iyi geceler demiş. Konuklarınıza hepinize selamlar. Ailece sizleri izliyoruz. Hepinizin yolu açık olsun demiş. Çok teşekkürler. Yine Zafer Köle, hasta yatağından bizi izliyormuş. Zafer abi operasyon geçirdi. İyi yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim, başkanımızı da tebrik ediyorum demiş. Mükemmel bir köye sahip. Geçmiş olsun, sağ olsun. Allah razı olsun. Fatih Özerdal, iyi yayınlar değerli başkanımız. Hadi Bey'i kutluyor, başarılar dileriz. Abçar köyümüz turizm konusunda tüm köylülerimizi örnek teşkil etmektedir demiş. Diğer köylerimize. Sağ olun Fatih Bey, sağ olun. Rabia Akkaya, Akkaya ailesi olarak Hadi Yurdakıl'a canım ablam. Selamları iletiyoruz demiş. Şinasi Akkaya da beraberlermiş. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Yine Refahiye'den Haluk Türkoğlu kardeşim iyi yayınlar dilemiş. Sağ olsunlar. Ahmet Gür, Sayın Başkanımız Hadi Yurdakul Bey'e, kardeşimiz Berat'a selam ve sevgilerimizi gönderiyorum demiş. Ahmet Bey'e selamlar. Nefeslerine sağlık demiş kardeşlerim. Nilüfer Ayfer Atmaca, Hadi Başkanımıza ve Berat kardeşlerimize selamlar diliyorum demiş. Böyle sağ kardeşler gelince Mehmetciğim mesaj sana da geliyor. Evet, Berat kardeşler oldu. Aynen. Mesaj sana da geliyor ne inşallah. Güzel. Evet. Oktay abi diyor ki Mehmet'imin de ellerine sağlık diyor. Eyin dedikleri küçük bir şehri de dinlemek isteriz diyor zaman yeterse diye. İnşallah. İnşallah zamanı yetirmeye çalışırız. İnşallah. Değerli başkanım, burada istişareler yaptınız, toplantılar yapıyorsunuz, Apçağ'a hizmetler götürüyorsunuz. Peki burada böyle daha böyle geniş kapsamlı faaliyetler oluyor mu? Kastettiğim şey aslında böyle pikniktir, işte yemek organizasyonları, dernek gecesi, böyle faaliyetlerimiz de var mı? Evet. Gençleri ve hanımları da bir araya toparlayacağınız. Tabii. İşte biraz evvelki sohbetimin de bir kısmını belirtmiştim. Evet. Şimdi İstanbul'da tabii biz 2002 yılından veya 2001 yılından bu yana İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz için, köylülerimiz için bazı etkinlikler düzenledik. Evet. İşte geceler yaptık. 1000-1500 kişilik geceler yaptık burada. Bir araya getirdik insanı. Belki Berat küçüktü o zamanlar. Efendime söyleyeyim, tanışma fırsatı yarattık.
Bu tanışıklıklardan evlilikler çıktı, hısımlıklar yeniden tazelendi. Ne güzel. Efendime söyleyeyim, piknikler yaptık, efendime söyleyeyim, bütün insan yaşayan hemşerilerimizi, sadece Apçalı değil, Kemaliye'nin her tarafından, her köyünden, Kemaliye merkezden bütün hemşerilerimiz katıldılar. Ne güzel. Layıkıyla yapmaya gayret ettik. Bir süre sonra artık hanımlar kolumuz aktif, hı hı, hale geldi. Ne güzel. Eşim de o grubun içerisinde. Ne güzel. Nurettin Bey ve Gülşen Hanım'ın önderliğinde. Onlar çok güzel etkinlikler yaptılar. Geziler düzenlediler. Şehirler arası geziler mi? Şehirler arası. Ne güzel. Kültür özellikle gezileri. Kültür gezileri. İki gecelik veya bir gecelik öyle şeklinde. Mi? Tabii. Uzun hepimiz katıldık yani. Otobüslerle. Gittik oralara. Oralarda kaynaştık, eğlenceler yaptık, şiirler okuduk, doğa yürüyüşleri yaptık, efendime söyleyeyim. Böylelikle birbirimize kenetlendik. Ne güzel. Ama pandemiyle birlikte biraz bu işler maalesef aksadı. Şimdi yeni yeni artık, şimdi artık insanlarımızın biraz da bu enflasyon, ekonomik sıkıntılar tabii, dolayısıyla tabii, da artık tabii biraz durumları eskisi gibi olmuyor. Doğru. İnşallah yakın bir zamanda tekrar eski günlere dönmeyi, eski günleri yad etmeyi çok özlüyoruz. Bu da nasip olacak inşallah Levent İnşallah, Bey. İnşallah. Dostlar, bu arada yönetmenim kulağıma fısıldıyor. WhatsApp numarası vermiştim ya, 552-853-2424. Buna inanılmaz çağrı geliyormuş. Arama yapmayalım lütfen. Oradan aradığınızda hiçbir şekilde ulaşamayacaksınız. Çok uzun soluklu şarjı dayanan bir telefon ama şarjı bitecek. Onun şarjı biterse şeyi alamayacağım. WhatsApp mesajlarını alamayacağım. Lütfen oraya çağrı yapmayın. SMS de göndermeyin. WhatsApp olarak gönderin. Ben buradan zaten Hadi Başkanıma, evet, Berat kardeşime, Mehmet kardeşime direkt aktarmaya çalışıyorum. Vallahi hiçbirini atlamamaya çalışıyorum. Hepsi önümde. O yüzden siz bana güvenin. Siz oradan WhatsApp mesajı gönderin, yeterli. Peki başkanım, bu süreçte muhtarla olan diyalog tamam, amenna. Bu noktada bu kadar güzel hizmetleri yaparken elbette ki bir üst makam, kaymakama da, kaymakamlığa, evet, da ihtiyacımız var. Köyümüz kaymakamlığa var. Devletle ilişkiler nasıl? Kaymakamlık, valilik, evet, özel idare. Çok güzel. 2001 yılından beri bizde 2 yılda bir kaymakam değişiyor Kemaliye'de. Evet, evet. Hep genç arkadaşlar geliyor. Cevherler geliyor, cevherler. Şimdi hepsiyle o kadar güzel diyaloglar kuruyoruz ki, hepsi kardeşlerimiz. Ne güzel. Efendime söyleyeyim, abi kardeş ilişkisi içerisinde onlarla güzel sohbetler, yaptığımız faaliyetleri onlar hep destek oluyorlar zaten. Hem karınca kararınca, bütçelerinin yettiği kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerin hepsinin içerisinde vardılar. Ben geçen şunu anlıyorum sene, başkanım, sözünüzü unutmayın geçen sene. Yani siz devlet de yanımızda bunu hissettirdilerse valimiz, gerisini çok bir şey istemiyorsunuz bakın, anladığım kadarıyla. Valimiz geçen ay Apça'yı ziyaret etti. Ne kadar güzel. Geldi bu çarşıda. Çok sosyal bir valimiz. Makamda oturmuyor da. Çok, evet. Allah var etsin. Allah var etsin. Bir şanstır Kemaliye, Erzincan için bir şanstır. Bütün Erzincan'ın hepsine yetişiyor. Evet. Ben makamında oturduğunu düşünmüyorum. Yok, yok. Hep yani, görüyorum, ya çarşıda, duyuyorum. Pazarda, çarşıda, esnafta, pazarda, öğrencinin yanında. Evet, garip kurabanın yanında. Hep böyle yerlerde. Üniversite öğrencilerine sürekli yemek ısmarlıyor. Yemek ısmarlıyor. Simit alıyor, dağıtıyor. Apça'ya da geldi. Epeyce de bir zaman geçirdi. Burada ben yoktum tabii. Muhtarımız burada karşıladı. Muhtarımız, diğer köylülerimiz, valimizin gençliğini duyunca hepsi gelmişler karşılamaya. Onlarla oturdu, çay içti orada. Ne güzel. Fırıncıyla gitti, sohbet etti. Efendim, bakkalla sohbet etti. Bakkalımız 50 yıldır açık köyde. Maşallah. Ondan sonra çay ocağımız var. Sağ olsun bir kardeşimiz, köylümüz gayet güzel çalıştırıyor. Fırınımız meşhur. Apça ekmeği. Ne kadar güzel. Evde olsa getirecektim size.
Apçağı ekmeği şu anda o fırından çıkan ekmekler kapış kapış gidiyor. Pazarlama müdürümüz Serap Hanım'ın en büyük şeyidir. Ya Levent Bey der işte köyler geliyor böyle ürünlerini anlatıyor ama ya bir de götürseler görsek diyor şurada gösterseler. Aynen doğru. Evet. İnşallah o da nasip olacak. Siparişten ekmek yapılıyor çok bizim güzel. Fırında. Ve İstanbul'a gönderiyorlar. Geliyor, buraya da geliyor. Çok iyiymiş. Yani ben şöyle rica etsem bir telefon açıp fırıncı Osman kardeşim bize abi de doluyum diyor. Doluyum diyor. Ancak sana diyor 5 tane veririm, 3 tane veririm. Müsait olursa da daha fazla yapıyor. Ama Osman abi başkan torpili yok mu izliyordur kesin. Yani bir başkan torpili. Ben torpil istemiyorum. Ben ısrar da etmiyorum. Yeter ki güzel çalışsınlar, evet, iş evet. yapsınlar. Ekmeğini kazansın. Yüzümüzü ak ediyorlar. Ekmeğini ekmekten olsunlar. Çıkartan bir kardeşimiz. Aynen öyle. Aynen. Ne kadar güzel. Ha, Osman'ı tebrik ediyorum. Tebrik ya ediyorum. Valimiz diyorsunuz dolu dolu gezdi. Gitti. Tabii bu valimiz gezdi. Çıktı bizim bir de Kayabaşı denilen bir mevkimiz var böyle evet. Köyün üst tarafında. Levent Bey inşallah evet. Misafir ederiz i̇nşallah. Sizi. İnşallah. Şeref duyarım. Orada 40 kahvemiz var. Kahve ve çay yapılıyor. Oranın manzarası 360 derece panoramik bir manzara var orada. Doğayı mı görüyor? Köyde görüyor mu? Arkadan Apçağ Dağı'nı görüyor. Of. Ön taraftan Kemaliye'yi görüyor. Kemaliye'yi görüyor. Fırat Nehri'ni görüyor. Efendim mesela batıya doğru baktığı zaman Sıra Konak Köyümüz var. Bahçe Mahallemiz var. Diğer mahalleler var. Onları görüyor. Müthiş bir manzara. Harika. Orada size mutlaka bir çay kahve ikramı çok yapıp ağırlamak isteriz. Yolunuz düşer. İnşallah. Eğer. Yok yolumuzu düşürmeyelim. Efendim, özellikle gelelim. Gidelim. Evet. Özellikle gidelim. Sokaklarımızı gezin. Sokaklarımız muhteşem. Evlerimiz muhteşem. Zaten köy 4-5 yıldır özellikle turizme açıldı. Evet. Ahmet Kutsi Tecer adına yaptırdığımız kültür evi evet. Müze şeklindedir. Görselleri müze şeklinde, vardı. Görselleri evet. var. Orası çok merak ediliyor burası. Evet, evet. Sevgili dostlar, efendime söyleyeyim. Ahmet Kutsi Tecer evet. Kültür Merkezi diye mi geçiyor? Evet. Kültür Evi. Efendime söyleyeyim. Başkanım, ilçeye uzaklığımız nedir? 5,5 kilometre. Aa, siz, evet. Yani mahalle gibisiniz. Biz mahalle gibiyiz, iç içeyiz zaten. Evet, evet. Şimdi Kemaliye'ye gelen turistler Apçağ Köyü'nü de ziyaret ediyorlar. Yol yakın nasıl başkanım için. Mesafe? Yani o 5,5 kilometreyi kaç dakikada alıyoruz? 10 dakika. 10-15 dakika. Gayet güzel. Yani şöyle 5,5 kilometre ama evet. O Kayabaşı denilen mevkiye evet. Çıktığında 500 önünde metre falan hemen yani o kadar uçuşu. Yol biraz şey zigzaklı oldu evet. Şimdi evet. Böyle. Evet, evet. O yüzden uzun sürüyor. Anladım. Yoksa çok yakın aslında. Yürüyerek daha kolay gidersin belki. Yürüyerek daha kolay ne oluyor. Ne kadar güzel. Efendim, yani gerçekten ilçenin bir mahallesi gibiymişsiniz 5,5 kilometre. Tabii. Yani kaymakamlarımızdan siz şey yaptınız. Evet. Hepsiyle evet. gayet iyi diyaloglarımız var. Muhtarlarımızın hepsi çalışkan. Şimdiye kadar gelen muhtarlar. Ne güzel. Bundan sonra gelecek olanlar da inşallah çalışkan tabii. olurlar. Ve Apçağ güzellikleri hak ediyor. O yüzden önü açıktır. Başkanım sonra... Şimdi siz yöneticiler olarak hem muhtarlık hem dernek yöneticileri olarak öyle bir üst perdeye taşımışsınız ki Apçağ'a hizmet etmeyi. Yani ufku geniş olmayan birisi aday da olamaz. Yani ortaya ben muhtar olayım hani yanlış anlamayın Erzincan'da çok konuşuluyor şimdi 17 bin liralık emekli maaş muhtar maaşına heves evet. edip muhtar olayım öyle değil. Apçağ'a muhtar olacaksan 17 bin alırsın bir 17 bin de cepten harcarsın evet, yani evet, ilçeye git evet, gel ile evet. git gel Apçağ'a hizmet getir evet, derken o muhtar maaşı alır gider burada başkanın iş insanlarının kapısını çalar. Çalarken başkanım zaten projeleri gösterdiğinde evet, evet, dostlar, yani, evet, tabii, projeleri tabii, gösterdiğinde tabii, iş insanları tabii. zaten evet, sağanak gibi evet, yağdırıyorlar evet. ki bu hizmetler gelmiş. Güveniyorlar. Ne kadar güzel. İşin yapılacağından eminler, güzel işler çıkacağından eminler. O yüzden iş insanlarımız bize desteğini hiç esirgemiyorlar. Ne kadar yapıyorlar. Güzel. Levent Bey. Peki gençlerimiz hani toplantılarda 7 yaşındaki çocuğa da soruyorum dediniz siz evet, fikrini. Evet. Ne istersin Apçağ'da diye. O belki de canım çocuk park isteyecek. Diyecek ki köy meydanında wifi olsun, internete bağlanalım diyecek vesaire vesaire. Bu çocukları da böyle yaz tatillerinde köye götürecek
projeler ya da köy içinde böyle bu tür çalışmalar, hizmetler var mı? Hiç gençleri heveslendirici. Var. Çocuk parkımız var. Hacı Hüseyin Duru beyefendinin sponsorluğunda bir çocuk parkı Allah yapıldı. Hayrını gayet kabul etsin. Güzel. Ne güzel. Efendime söyleyeyim. Bir voleybol sahamız var. Ancak o köyün içerisinde kaldı. Şimdi biz geçen sene hazineden bir arsa aldık. Oraya daha spor kompleksi gibi yani basketbol, voleybol ve mini futbol, şeklinde bir saha oluşturmayı planlıyoruz. Etrafı tellerle çevrili olacak ki top bir uçtun mu gidiyor Fırat'a kadar gidiyor. Bitti. Daha kimse yakalayamaz. Üstü tellerle kapalı, yanları kapalı. Komple kafes sistemiyle. Kafes sistemi. Tabanı gayet sağlıklı bir şekilde olacak. Çok güzel. Gerçi bizim iklimde yapacağız. Asfalt keşke yapılabilse de orada asfalt atılabilse. Asfalt atılabilir. Güzel beton dökülebilir. Evet. İşte yüzey sertleştirici betonlarla takviye edilebilir beton. Gerçi sizin biraz da işiniz inşaat. İşim tabii. Öyle ustalar bulursak yapacağız. O tür bir projeler düşünülüyor. Çok güzel. Bu da otomatikman gençlerin, çocukların hadi baba, hadi anne köye gitmiyor muyuz? Bu yazda gitmeyecek miyiz Apçağ'a diye. Benim çok arzu ettiğim bir şeydir. Yani hadi dede beni götür diye. Hatta yüzme havuzu düşündük. Ama belediye bizim çok yakınımıza, tabii, köyün alt kısmına yaptı. Bir derenin son noktasına akan Ariki Deresi diyoruz veya Peyir Deresi de deniliyor. Onun son noktasına yaptı. Oradan faydalanıyor gençler yüzme havuzundan. Ne kadar çok da güzel bir yer. Köy içinde nesli yapmaya... yerlerimiz çok. Apçağ'ın bir özelliğini daha anlatayım size. Lütfen. Apçağ köyünde yazlık ve kışlık evler var. Evet. Şimdi köyde evi olan herkesin bir tane de yazlık evi var. Yazlık ev nedir? Bağ evleri. Biz onu yayla diyebilirdik. Hani evet, bizim burada yayla. Yayla ama bizimkisi o kadar uzağa gidilmiyor. Hmm, köy içinde yine. Köyün hemen dışında, çok yakınında bağlarımız var. Her evin bir bağı var. Çünkü bizde tarım yapılıyor. Hmm. Tarım, dut, üzüm, dut gibi. Az önce duta bir beyefendi davet etmişti. Özellikle dut, evet, şeyleri. O bağlarda insanlar sabah kalkıp hemen iş yapabilmeleri için, evet, akşam da yorgun argın yatabilmeleri için çok güzel evler yapıyorlar, bağ evleri. Onun eski ismi de Hinzan. Hinzan. Evet, Hinzan. Çok güzel. Hinzanlar var. Beratların da vardır Hinzanları. Bizim direkt bir köyün hemen girişinde üst tarafta. Evet, orada. Bu hinzanlarda insanlarımız gidiyorlar, bütün aile yatağı, yorganı, döşeği hep orada. Bağların içerisinde hepsinin mutlaka kaynak suyu var. Allah Allah. Evet. Şimdi son yıllarda artık şöyle yaptık. O kaynak sularını foseptik olayından etkilenmesin diye içme sularını devletin desteğiyle üst kotlardaki bir yerlere depolar yapıldı ve harika. Evlere şebeke çektiniz. Sıhhi borularla taşındı sular. Ne kadar güzel. Çok sağlıklı bir hale insanlarımız dönüştü. Evet, o suları gönül rahatlığıyla buz gibi sular içiyorlar. Ne kadar güzel. Hemen bakıyorum. Evet başkanım, siz devam edin. Evet. Ben bu arada Levent Bey, çok anlatılacak şey var. Siz ben biraz daha notlarım var ama. Siz notlara devam edin. Ben şimdi Berat'tan istekler de var. Evet. Yönetmenim de hatırlatıyor. YouTube'da şu an çok ciddi izleyicimiz varmış. Ben tekrar Gurbet 24 TV'ye abone olmalarını rica edeceğim. Bütün Apçağlıların. Evet. Bize evet. abone olun lütfen. Evet. O destekler bizim için çok önemli. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi mesajlar çok. Birkaç tane alayım. Çünkü Berat'tan yoğun istek var. Parça istekleri de var. Birkaç tane sosyal medya okuyayım. Ondan sonrasında hemen WhatsApp'a döneceğim sevgili dostlar. Nilüfer Hanım'ı Ahmet Gür'ü okumuştum. Evet, Nilüfer Ayfer Atmaca. Hadi başkanımıza selamlar demiş. Sağ olsunlar.
İbrahim Bağcı Başkanımız, iyi programlar diliyorum. Gurbet 24 TV Hadi Başkanıma başarılar diliyorum demiş. Sağ olsunlar. Atilla Alparslan Başkanım ve Berat kardeşime selamlar. Hadi Başkanımdan, Hadi Başkanıma diyor, kitaptan ben de istiyorum demiş. İnşallah. Ben aldım. İnşallah Atilla abi sen de alırsın. Refai Yukarı Yeniköy'den Sedat Kaya Beyefendi, değerli başkanımız, başkanım size ve konuklarımıza selamlar diliyorum demiş. Sağ olsunlar. Demiş. Selamlar. İbrahim Bağcı Başkanım da Hadi Başkanıma diyor, Kemaliye'ye de yaptığı hizmetlerden dolayı çok sonsuz teşekkür ediyorum demiş İbrahim, evet. Bey. Osman Hüseyin Akan. Sağ olsunlar. Başkanımın güzel bir şarkısı var, onu istiyorum demiş. Artık neyse, başkanımın güzel bir şarkısı var demiş. Osman Hüseyin Akan demiş. Başkanıma mikrofon verebilirim Osman abi, sen rahat ol. Ayeder Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlar Dernek Başkanı Öznur Talay Hanımefendi. İyi akşamlar başkanım. Dernek başkanımıza, sanatçı arkadaşlarımıza, Gurbet 24 emekçilerine başarılar diliyorum demiş. Yine Ayşe Nülüfer Köroğlu hanımefendi. Saygıdeğer başkanım Hadi Bey'e, sevgili kardeşim Berat'a, Mehmet'e, Apça Köyü'ne mükemmel bir şekilde temsil ettikleri için gönül dolusu teşekkürler. Sağ olsunlar. Levent Bey, böyle güzel bir program için de size de çok teşekkür ediyorum demiş. Ne kadar Nilüfer güzel. Nilüfer Hanım da ayrı bir başarı öyküsü var. Onun da Eğin Helvası'nı sevenler grubu oluşturdu. Üye sayısı o kadar kaliteli ve çok ki onu ben takdir ediyorum. Eğin Helvası'nı sevenler grubu. Evet. Ayşar mı gruba biz de dahil olalım. Gurbet 24 TV'nin adresini alıp bir kargo yaparsanız Eğin Helvası'nı helva, biz de sevelim. Burada bir gün helva belki yapılabilir. Hadi bakalım. Çok da güzel sohbetleri de vardı. Ne kadar güzel. Ayşar'ın burada da konuk etmek isteriz. Yani ona uygun program formatları da var. İnşallah. Burada inşallah, konuk ederiz inşallah. Yani çok da değerli kardeşimiz. Yine Yaşar ki torba. Kıl torba. Kıl torba, özür dilerim. Sağ olsun. Çok değerli başkanıma, Berat ve Mehmet kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kemaliye hizmete devam, apça, ekmeği ve yöresel ürünleri Yaşar Kıl Torba. Evet. Onlar satıyor herhalde. Evet. Yaşar sağ olsun öyle bir hizmet yapıyor. Ne kadar güzel. Bize de teşekkür adrese ederim. Getiriyor. Çok güzel. Bir gün bu adrese de inşallah organize ederiz. İnşallah. Size ekmek. Peynir, ekmek. Can sağ olsun. Habib evet. Kocagil, Berat kardeşimin başarıları daim olsun demiş. Evet. Ve yine Gülcan Abdurrahman Özçelik. Sağ olsunlar. Gurbet 24 TV'ye başarılar diyor. Sadi Başkanım. Selamlar. Hem köyümüzün hem de gönüllerimizin başkanıdır demiş. Eyvallah. Kendisiyle gurur duyuyoruz demiş. Sağ olsunlar. Ne kadar güzel. Nurten Yurdakul hanımefendi. Evet. Hadi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Abla. Bizleri çok duygulandırdın. Ablan olarak başarıların daim olsun. Yapıyorum. Ne kadar güzel. Ablamız da izliyormuş. Berat hocamın öğrencisiyim demiş Enes. Enes göndermiş. Kendisine sevgiler, saygılar. Bizde emeği çoktur. Allah ondan razı olsun demiş Enes. Sağ çok olsun, teşekkür ederiz. Yine Arif Yazıcı, Berat hocam ve Mehmet Bey'i de tebrik ediyorum. Olağanüstü performanslarından dolayı demiş. Güzel kalpli Hadi Yurdakul'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürler ve selamlar demiş Serkan Aydınlık. Sağ olsun yeğenimiz. Ne kadar sağ güzel. Olsun, sağ olsun. Bence de çok güzel kalpli. O kalbinin güzelliği zaten hizmet olarak köye yansımış. Sağ olsun. Çiğdem Şahintaş, hepinizi tebrik ediyorum. Selamlar, çok sevgiler gönderiyorum sağ demiş. Ve yine başkanıma hediyemiz demiş. Tamam, bu fotoğrafı interaktif vereceğim başkana, sürpriz olsun. Hadi başkanım, Berat ve Mehmet kardeşime selamlar demiş. İsminizi de yazarsanız şu fotoğrafı gönderen kardeşim şey yapalım. İnşallah başkanıma mesajınızı iletelim. Berat'cığım istekler çok. Evet. Yine sözü ve sazı sana verelim. Canım ne istiyorsa. Şimdi şöyle, konumuz bugün Apça Köyü olduğu için evet. Baba tarafım Apça Köyü, anne tarafım Abrenkli, Harmankaya, hemen tamam. Eğin'in arka tarafında. Tamam. Buradan Abrenk Köyü'ne de selamlar, evet, sevgiler evet. olsun. Selam olsun. O zaman Eğin dedikleri yapalım. Hadi ve bakalım. Şöyle birkaç tane bağlarız. Thank you.
bir şehir ölem ölem. Ana ben cahilem, nedem çekemem gayr. Ana ben cahilem, nedem çekemem gayr. Yediğim içtiğim de ölem, avuyla zehir ölem ölem. Dön gel ağam, dön gel paşam, eyinli misin? Sıla'ya dönmeye de yavrum, eminli misin? Yengel ağam, yengel paşam, eyinli misin? Sıla'ya dönmeye... Bunca diyar gezdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gezdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Dilerim Allah'tan sızlasın için, uyansın am uyan derin uykudan. Dilerim Allah'tan sızlasın için, uyansın am uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Kimseler bilmez halimden, uyan sunam derin uykudan. Yüreğine sağlık başkanım, sesine sağlık. Söyledikleri kadar varmış başkanım. Yengem daha önce işaret etseydi, Lennart mikrofonu uzat diye, ben çoktan uzatırdım. Ay canlarım. Yüreğinize sağlık. Gerçekten sağ çok güzeldi. Berat'cığım yalnız hiç kimseyi kırmıyorsun ya. Helal olsun. Birbirine bir bağlıyorsun. Bir vardı ya. Çıkarabileceğim biraz. O ona sizin... bir bakayım eğer çıkartabilirsem. Sen bak bir sohbeti dersin dediğin gibi. Baş tacı yani keşke olsa ben burada bütün bir bakayım eğer olursa inşallah kırmak istemem. Biz sohbet ederken bu arada
Kadir Tatar Ergüt köyünden. Sağ olsun. Kadir Komşu Tatar. Köyümüz. Hadi başkanıma, Berat ve Mehmet kardeşlerime saygı ve sevgiler. Böyle şık programlar bekliyoruz demiş. Ergü köyünü de alalım o Ergü zaman buraya. Tabii ki. Madem Apçağ'ın çok komşusu. Çok değerli insanlar vardır orada da. Sıra Konak köyümüz var. Ne çok kadar değerli. Güzel. Hepinizin bütün ağzına sağlık demiş. Değerli. Hepsi de. Cevherler var hepsinde. Ne kadar güzel. Evet, Kemaliye başka bir şey. Evet, tarih şehri. Evet, gerçekten ben kadim. Ocak kadim. Köyünü de evet. Böyle hayranlıkla kültür, misafir evet. Etmiştim. Ocak köyümüz ayrı bir ekol. Çok farklı. Baş tacı hepsi. Az önce okuma odasından Erdal Karahan kardeşimiz evet. Bir mesaj göndermiş. Belki yönetmenim yetiştirebilirse yayına da bir fotoğraf atacağız inşallah. İnşallah. Bu arada güzel bir mesaj. Gönderen de güzel. İyi akşamlar. Ben Apçağ Köyü Muhtarı Şaban Malkoç. Ay canım ya. Şaban. Programı severek izliyoruz demiş Şaban evet, Muhtarım. Sağ olsun. Kıymetli Başkanımız Sadi Bey'a, Berat ve Mehmet kardeşlere de selam ederim. Köyümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun demiş. Sağ olsun. Muhtarım. Ne kadar güzel. Muhtarım sen de iyi ki varsın. İyi ki senin gibi böyle vizyoner, ufku açık bir muhtar var. Ki İstanbul'daki bu dernek yöneticileri ve abilerimizle kontak halinde, insanlarla kontak evet. Halinde Apçağ'a çok güzel hizmetler getirmişsiniz. Bir Erzincanlı olarak sizlerle gurur duyuyorum. Allah sizin gibi muhtarların sayısını artırsın. Sağ olsunlar. Ne kadar güzel. Ezgi Özdemir, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sayenizde ekran başından eğin rüzgarları esiyor demiş. Berat abinin ağzına yüreğine sağlık demiş. Sağ olun. Teşekkürler. Öğrencim değil, köylümüz bir kardeşimiz. Sağ olun. Teşekkürler. O da eğinli demek ki. Evet, de eğinli oldu. Ne kadar güzel. Başkanım. Buyurun. Yani ben şimdi 2 saat oldu desem inanmayacaksınız. Oldu mu? Mehmet Bey sizin hoş sohbetiniz. Yönetmenim bir şey fısıldıyor, alamadım ama siz buyurun. Şey diyor herhalde. Evet, geldi. Fotoğraf. Şimdi Erdal izleyenler bizi. Erdal Karahan beyefendi göndermiş. Size sürpriz olarak geldi bir fotoğraf. Canlarım beni izliyorlar. Bu arada okuma odasında. Orası neresi? Erdal abi yeri bir yazar mısın bize? Neredesiniz? Orası... Nerede icra ediyorsunuz? Şey yapar. Şimdi yazar bize. Evet. Yalnız tamam. Orkestra da tamam. Evet. Orkestra zaten hazır. Hazır. Çok bizde güzel. Müzisyen çoktur. Kardeşlerimiz işte orada da köyde de aşağı yukarı her insan ya sesiyle ya sazıyla mutlaka katılım sağlarlar yani. Başkanım Berat az önce hocalarına teşekkür ederken o kadar saydı ki ona yakın hoca ismi saydı. Ya daha yani, fazla var da. Üzerinde emeği olanlar diye. Tabii şu an aklıma vardır. Gelmiyordu kusura bakmasın ama. Ona yakın isim saydı çok, tebrik ediyorum gerçekten. Benim bizde Fatma Okçu babamın halısı olur kadın olarak. İşte bu köye yazılmış mahalleler var ya. Evet, Eyn'e evet. Yazılmış mahallelerin evet. Çoğu. Ondan çıkma mesela. Ne kadar güzel. Hem okuyor da bu Apçağız dediğimiz uzun havalarımız var. Evet. Onu okuyorlar. Süleyman Akan. Onu okuyorlar. Yani Apçağ'a gitseniz ve Eyn'e gitseniz. Evet. İlla bir evde böyle klarnet çalan, bir enstrümanla ilgilenen, bir türkü söyleyen herkese eşlik eder. Yani. Şeyi atlamayalım. Hacı lütfen. Hüseyin Duru'yu konuk ediyorsunuz burada. Bir gün udunu getirsin. Kendisi folklor uzmanı, halaylarımızda evet, hoca. Evet. Kaç nesil öğrenci ne yetiştirmiş halaylarda folklorda Hacı Hüseyin Duru. Çok emeği var. Çok büyük emeği var. Dernek başkanlıkları yapmış, halen de öyle. Ne kadar güzel. Faruk Olgun Öz'den bahsettik, onlar öyle. Bütün geçmişten bugüne birçok sanatçılar yetişmiş, hocalar yetişmişler. Yani bizim Apçağ kültürü, Apçağ'ın kendine has müzik ekolü var. İşte onu Apçağ ağzı dediğimiz ilk girişte, siz şiiri okurken çaldığı Ela Gözü dediğimiz, Berat evet, daha evet. iyi anlatır. Evet, o bir ekolümüz var bizim. Müziğimiz çok zengin. Yani sözünüzü kestim kusura bakmayın. Yani Kemaliye Erzincan'ın bir ilçesi. Mesela işte Erzincan halk oyunları, işte Sivas halk oyunları, işte Karadeniz'in oyun havaları. Tabii. Yani ilçe olarak kendimize has bir müzik tarzımız var. Evet.
Kemalye ve bir de Silifke mesela. Bu ikisi göre olarak kendine has bir müzik tarzları var. Erzincan'dan bağımsız. Kendi has bir şey oluşturmuşlar. Evet, evet. Bu açıdan çok zengin. Yani anlatmaya kalksak özel bir ayrı bir program yapmamız gerekir burada. Onu bile yaparız. İnşallah yapalım. Beraber Mustafa Taşkın'ı da çağırırsanız buraya veya Timuçin, Coşkun var. Hepsi bunlar üstadlar, gelirler. Hem anlatırlar müziği, folkloru, Hacı Duru da olsun tabii. Tabii, çok insan var yani bu konuda bilgi. Veya başka uzmanlar var, ismini sayamadığımız, kusura bakmasınlar burada. Ya da şöyle yaparız başkanım. Sınırlı süre. Aksaray'a geliriz kameralarımızla. O da olur. Röportaj mikrofonlarımızla. Güzel bir sıra gecesi yaparız. Orada bir sıra gecesi yaparız. Yayını da şahane çekeriz. Olur. Şahane olur. Ufak tefek hatası eksiği varsa burada montajlarız. Aynen. Ondan sonra Apçağ gecesi diye yayına veririz. Niye olmasın? Orada o programı bu sefer ne yaparız? Stüdyonun. Biz de büyütmek istiyoruz. Çok büyük değil ama. Hiç sorun yok. Bir sıra gecesi yapılır tabii ki de. Orada daha çok misafir konuk edebilirsiniz. Biz de orada oluruz. Daha keyifli bir gece olur. Öyle bir şey planlayalım inşallah Berat'cığım. Ben her zaman açığım. Başkanım zaten kapı sonuna kadar açık diyor. Evet. Yerden 70'e. Her zaman geliriz. Başkanım, Himmet Poyraz sevgili başkanıma Berat kardeşime yayınlar demiş Ocakköy'ünden. Himmet Bey'i söylüyorsunuz. Evet, evet, Himmet baş Poyraz tacı, yazmış. Baş tacı, sağ olsun. Evet, Bey'i çok seviyoruz. Ocak köyündeki dostlarımızı çok seviyoruz. Hepsine selamlar, saygılar. 5 dakikamız kalmış. İsimleri o zaman hızlı okuyayım ben. Bircan Fikri başta başkanımıza sağ olsun. Ve bu programı dile getirdiğiniz, programı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum demiş Hadi Bey'e de. Örnek kişiliği ve başkanlık hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Atilla abi de ben Abrekliyim demiş. Berat kardeşimin annesinin köyündenim demiş. O da selamını göndermiş. Semih Patat İliç Yakuplu köyünden size hocama, üstadıma selamlar olsun demiş. Başkanımıza selamlar olsun demiş. Ve yine Necati ve Nehir Akgüner dostlarımız elinize emeğinize sağlık, tüm Türkler mükemmeldi demiş. Hepinizi tebrik ediyorum demiş. Selamlar. Osman Topaloğlu selam göndermiş. Kemaliye'nin en güzel köyü haline getirdiniz diyor Apçağ'ı. Osman Bey sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sıra gecesiymiş Erdal Karahan'ın gönderdiği fotoğraf. Gerçek Kemal Okum Odası Başkanı. Evet. Dün çekilmiş. Dün çekilmiş. Yine Gökhan Akkaya iyi yayınlar dilerim demiş. Hadi dayıma ve kıymetli sanatçı yeğenlerime selamlar olsun demiş. Sağ olsun. Sevim Akan, Berat'cığım nefesine sağlık demiş. Kalamadım sayende kendisi. Alanya'dan hasret gideriyoruz demiş. Süleyman Gürbüz selamlarını sağ göndermiş. Sağ olsun Süleyman Bey, sağ olun. Mesajlar yağıyor. Hakkınızı helal edin. Şimdi değerli bir başkanım var. Süre yetmedi. Ben nasıl bittiğini ben de anlamadım. Değerli başkanım, son 4 dakikada sizin tabii ki söyleyeceğiniz çok şey var. Evet. Bize 2 saat yetmezmiş. Evet. Apçağ için özel bir program ama biz bunu Apçağ'ın köy odasında, Aksaray'daki odada yapalım inşallah. Orada dolu dolu konuşalım. İnşallah. Hocalarımızdan alalım. Sanatçı orkestramızı biraz daha geliştirelim orada. Olur. Birkaç arkadaşımız daha olsun. Atladığınız Levent efendim, bunu da söyleyecektim. Biz Apçağ köyü Kültür Bakanlığı tarafından özgün mimarisini koruma ve yaşatma konusundaki iradesinden dolayı plaket ödülü aldı. Evet. Ben bu bağlamda Hürriyet Gazetesi de yılını tam hatırlamıyorum ama 5-6 yıl önce Türkiye'nin en güzel 10 köyünden biri Apçağ'ı ilan etmişti. Ne güzel. Tabii bunları ben reklam için söylemiyorum. Gerçek bir bilgi sahibi olalım başkanım, diye söylüyorum. Çatır çatır reklam olsun. Bunu yapalım. Evet. Bu Apçağ'ı herkes duysun yani. Evet. Şimdi ben bu doğrultuda bazı kurumlardan çok destek alıyoruz. Apçağ'ın kalkınması ve özgün mimari konusunda bize yardımlarından dolayı. Başta Eray Parlakkaya, yüksek mimar Eray Parlakkaya, Hilmi Balioğlu beyefendiye, evet,
huzurlarınızda öncelikle teşekkür ediyorum. Bu Hilmi Balioğlu Çekül Kemaliye temsilcisiydi. Hı hı. Görevini Türkan Hanım'a devretti. Evet. Türkan Bayraksar Hanımefendi. O da bayrağı aldığı yerden ileriye götürecektir. Tarihi Kentler Birliği ile istişarelerimiz oluyor. Evet. Efendime söyleyeyim, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ile ilgili hocalarımız bize sorduğumuz danışmanlık gibi özgün mimariyi geliştirme konusunda destek veriyorlar. Sağ olsunlar, kapılarını açıyorlar bize, dinliyorlar ve desteklerini veriyorlar. Evet. Kemaliye bildiğiniz gibi 2 yıl önce UNESCO'ya aday kent seçildi. Evet. İşte o aday kent olmasının getirmiş olduğu sorumluluklar var. İnşallah bunları da kısa zamanda yapıp Safranbolu gibi adaylıktan artık şeye geçmek, asil durumuna geçmek için çaba gösteriyor. Belediye başkanımıza, meclis üyelerine, hepsine ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum. İnşallah Kemaliye'yi o noktalara taşıyacaklar. Bizim Kemaliye'nin çatı kuruluşu KEMAV'ın dün genel kurulu vardı. Evet. Doktor Feridun Çelikmen önderliğinde, başkanlığında KEMAV'da çok güzel çalışmalar yapıyor. Onlar da bayrağı güzel bir şekilde ileri yönelik taşıyorlar. İnşallah. Çok güzel yerlere gelecek. Efendime söyleyeyim, bu anlatacağım çok şeyler var ama zamana sığdırmak için Levent Bey, böyle hızlı geçmeye çalışıyorum, unutuyorum bazı şeyleri. Estağfurullah, unuttuklarımızı da hoş görecek artık Apçağlılar. Evet, bu arada bu kardeşlerimizi işte benimle beraber bu programa çıkmaları bana çok büyük mutluluk verdi. Evet, ne güzel. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrı bir değer kattınız. Sağ olun. Sizin ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımış olmak ayrıca bana mutluluk verdi. Ben şeref duydum. Sizi tanımış olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Ben de öyle başkanım, gerçekten. Buradaki çalışan yönetmenimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepsi Sedat Bey. Onları hepsini başarılar diliyorum. Ne güzel, eksik olmayın. En güzel programları burada yapmanızı temenni ediyorum. İnşallah. Sedat Bey'i gençliğinden beri tanıyorum. Çok değerli bir kardeşimiz. Hala genç başkanım. Gençlik derken çocukluğa yakındı tanıdığımda. Tabii, doğru, genç doğru. Muhabirdi. Doğru. Şimdi olgunlaştı biraz daha. Bak ne güzel imkanlar ortaya çıkmış. Ne kadar güzel. Şener Bey orada. Ona da bugün çok teşekkürler. Reji odasında genel yayın yönetmenimiz. Hepsinin yüreğine sağlık. Serap Hanım'ın hepsinin. Serap Hanım sağ olsun bizi ağırladı. Çok da güzel çaylar. Yani, başkanım çay kameranın yapmış. Arkasında bir dev var. Gurbet 24 TV'nin bu sesini görüntüsünü sizlere ulaştıran birileri var elbette. Bakmayın bizim böyle takım elbise, kravat giyip hizmet etmeye çalıştığımızı ama kamera arkasında çok emekler var. Allah hepsinden kat kat razı olsun. Sesimizi, görüntümüzü sağlıklı sizlere ulaştırıyoruz. Her şeyden mütevazi insanlarsınız. Mütevaziliğiniz bir kere çok Allah önemli. Razı olsun. Ben son derece mutlu oldum, memnun oldum. Biz de çok keyif aldık değerli başkanım. Mesajını okumazsam üzülürüm. Selçuk Örnekçi Hadi başkanıma Apçağ köyünde çok büyük emekleri var. İyi ki varsın demiş. Canım sağ olsun. Ve yine Ankara'dan bir Apçağlı dostumuz Turgut Aydınlık. Sayın Başkanım Hadi Bey'e ve gönlü güzel Berat kardeşlerime, programı izleyen ekran başındaki hemşerilerime selam olsun. Kemaliye'nin başkenti demiş Apçağ için. Sağ olsun. O köy bizim köyümüzdür. Bizim de köyümüz artık. Turgut abi, o köy bizim de köyümüz. Gülşen Özardal Kıltorba
Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok güzel bir program oldu. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Evet sevgili dostlar, Berat'tan da vedasını alayım. Evet. Berat'tan ve Mehmet'ten de vedasını alayım. Sonra bir klarnetle sonlandıralım, el sallayalım olur inşallah programı. Bizleri buraya davet ettiğiniz için, köyümüze değer verip buraya köyümüzü tanıtmamıza fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Gerçekten eşimi, kayınvalidemi bu sene kayınpederimi köye götürdüm. Evet. Hayran kaldılar onlar da. Kime göstersem övünerek gösteriyorum. Çok güzel bir köyümüz var gerçekten. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mehmetciğim söyleyeceğim şeyler var mı? Teşekkür ederim. Evet o da tamam. Onun adına da konuşmuş oldum. Teşekkür ederim. O zaman sevgili dostlar ben gerçekten yine zamanı yetiremedim. Yani çünkü dolu dolu bir köy, çok keyif alarak dinledim faaliyetlerini, etkinliklerini. Ne kadar etkin olduklarını hep beraber izledik, gördük. Köyün görsellerini sizler de gördünüz. Köyler adına kitap bile basılmış. Köylerinden bir şair çıkmış ki rahmetli Ahmet Kutsi Tecer çıkmış. O köy bizim köyümüzdür demiş. Kemaliye'nin işte orada bir köy var uzakta, gitmesek de gelmesek de demiş o zaman merhum. Tabii ki ulaşım, yol, şartlar zordu ama şimdi gidiliyor da geliniyor da, yani çok vizyoner bir yönetim kurulu, çok vizyoner bir muhtarı ve tüm köylüleri çok vizyoner. Allah birliklerini, beraberliklerini daim etsin. Ben bir Erzincanlı olarak gurur duydum. Siz de emin olun ki ben inanıyorum ki sizler de Türkiye'li olarak böyle bir köyün varlığını öğrendiğiniz için çok çok mutlu oldunuz. Apçağı gerçekten Kemaliye'yi dünyaya böyle açan bir pencere gibi olmuş. Erzincan ismine sağladıkları katkıdan, Kemaliye'ye sağladıkları katkıdan dolayı da ben tekrar kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten bu stüdyoda böyle değerleri ağırlayınca emin olun akşam eve gidince ne yorgunluk hissediyorum. Ertesi gün çok keyif alıyorum. Programın tekrarlarını izliyorum. Allah'ım ne güzel bir köy, ne güzel insanlar diyorum. Allah sayılarını arttırsın. Önümüzdeki hafta nasip olursa yine cuma gününde birbirinden değerli konuklarla, yine bir köyümüzde, yine ilçemizin güzel bir köyüyle, yine değerli sanatçı dostlarımızla Gurbet 24 TV ekranlarında olacağız. Sizleri de ekran başında görmeyi arzuluyoruz. Gönül gözümüz açık. Gönüllerimiz bir olsun diyoruz ve sazı, sözü Berat ve Mehmet kardeşlere bırakıp sizlere alasmaladık diyoruz. Sağ olun.